Evet, merhaba arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik öğrencileri olarak yenihabertürkiye.com sitesini hazırlıyoruz ve bu site için söyleşiler, röportajlar yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Sayın Seyit Tümtürk. Kendisine sorular soracağız. Ben Yasin Koç, arkadaşım Altuğ Yerlisu ve Selcan Zeynallı ile beraber olacağız. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Eyvallah. Başka bir programdaydınız, oradan çıktınız. Evet. Bugün de davetimizi kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne demek? Bizim görevimiz. Evet. Ben şimdi sorulara geçmeden önce Doğu Türkistan'la ilgili sizin bir açıklama yapmanızı istiyoruz. Yani Doğu Türkistan'ın bu son yüzyılı, tarihi, geçmişi, statüsü, şu andaki bulunduğu pozisyon nedir? Bununla ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Doğu Türkistan'ın son yüzyılı dersek yakın tarihimizi kısaca ifade etmemiz gerekir. Doğu Türkistan yakın tarihimizde Türkiye'den sonra iki bağımsız devletin, Türk devletinin yaşadığı bir coğrafya. Yani 1933 yılında Kaşgar'da kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, 1944 yılında Gulca'da kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti ile Türkiye'den sonra ilk defa iki bağımsız devlet yaşamıştır. Böyle tanımlayabiliriz. Yine Doğu Türkistan'ın tabii biraz daha geriye gidecek olursak Doğu Türkistan'da 1870'li yıllarda Yakup Han ve devletle kurulan Kaşgarya Devleti var ki Sultan Abdülaziz Han dönemine denk geliyor ve kendisi kardeşi Hoca Töre'yi elçi olarak Sultan Abdülaziz Han'a gönderiyor, Osmanlı'ya gönderiyor ve Doğu Türkistan coğrafyasında cuma namazlarında Sultan Abdülaziz Han adına, Osmanlı adına hutbe okutuyor, sikke bastırıyor ve Osmanlı'ya bağlılık yemini ediyor. Yani böyle bir yakınlığımız, aidiyetimiz var. Yine Doğu Türkistan 1949 yılına kadar bağımsız bir devlet olarak varken 1949 yılında Mao'nun komünist işgaliyle birlikte sözüm ona eşitlik, kardeşlik, halkların kardeşliği, barış gibi sosyalizmin o yalan hülyalarıyla Doğu Türkistan işgal ediliyor ve 72 yıldır ne barış, ne kardeşlik, ne de halkların eşitliği gibi bir şey yok. Sadece acı, ızdırap, gözyaşı ve soykırımdan başka bir şey yaşanmamış. Bugün Doğu Türkistan 72 yıldır Çin komünist yönetiminin fiili işgal ve sistematik asimilasyonuyla adeta varlık mücadelesi vermekte. Tabii Cumhuriyet'in ilk dönemleriyle ilgili yine bir iki hatırayı da sizlerle paylaşmak isterim. Tabii, buyurun başkanım. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'lu yıllarda Doğu Türkistan'dan öğrencileri getirerek yani Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan itibaren Doğu Türkistan'dan ilk öğretim çağındaki öğrencileri getirerek Türkiye'deki askeri okullara, yani önemli stratejik diyebileceğimiz Genelkurmay'da, gerekse Milli İstihbarat Teşkilatı'nda, gerekse siyasi alanda önemli Doğu Türkistanların yetişmesine vesile olduğunu söyleyebiliriz. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Doğu Türkistan vizyonunu böyle kısa bir parantezle ifade etmek isterim. Yine Osmanlı döneminde de Sultan Abdülhamit Han dönemiyle ilgili bir iki örnek verecek olursam, o zamanki Teşkilat-ı Mahsusa olarak adlandırılan Yıldız Teşkilatı'nın Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına yönelik hem ekonomik hem siyasi hem de askeri anlamda o bölgeye ilgi ve alakasını da biliyoruz. Yine Doğu Türkistan'dan da Kurtuluş Savaşı döneminde işte 1920'li 30'lu yıllar diyelim o dönemlerde Anadolu'nun işte Yunan, Fransız, İtalyan işgaline denk geldiği dönemleri söyleyebilirim. Hac farizesiyle Anadolu üzerinden Arabistan'a gitmekte olan Doğu Türkistanlı kafileler, Hacı Yoldaş, Mencik Baba gibi bunlar Anadolu'nun emperyalistler tarafından işgal edildiğini görüyor ve diyorlar ki kendi aralarında istişare ederek Anadolu, Türkiye, buradaki kardeşlerimiz işgal altındayken biz hac farizemizi ertelememiz gerekir. Buradaki bu kardeşlerimizin milli mücadelesine destek verelim diyerek milli mücadeleye destek veriyorlar ve o kafiledeki Doğu Türkistanların
birçoğu tamamına yakını bu Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı'nda şehit oluyor. Ki Maraş'ta, Göksun'da, Mersin'de bu büyüklerimizin kabristanlığı ve hayat hikayeleri mevcuttur. Yani biz etle tırnak gibiyiz. Ki Anadolu'dan önce bizim var olduğumuz coğrafya, Türk isminin ilk defa zikredildiği coğrafya Türkistan coğrafyasıdır. Yani bize bugün Orhun abidelerinde hediye edilen atasözleriyle ve oradaki menkibelerle, oradaki hatıralarla, taşlara oyulan vasiyetlerde Türk isminin bize hatıra ve hediye edildiği coğrafyadır Doğu Türkistan. Yine Türk milletinin Sultan Satık Burhan'la Karahanlılar hükümdarlığı döneminde topyekün İslam'la şereflenmesiyle Türk-İslam medeniyeti dediğimiz bu medeniyetin ilk temellerinin atıldığı coğrafyadır. Yine İmam Maturidi ile, İmam Maturidi biliyorsunuz bizim Ehl-i Sünnet itikadımızın imamıdır. İmam Maturidi ile de yine Türk, İslam ve Hanefi Müslüman olarak çerçevesi çizilmiş olan bizim ruh ve milli kimliğimizin oluştuğu coğrafyadır Doğu Türkistan. Ama maalesef kaderin acı cilvesi tarihte insanlığa medeniyet, kültür, her türlü sanat ve coğrafi, ilmi güzellikler bahşetmiş olan bu büyük coğrafya maalesef bugün Çin işgalinde adeta bir varlık mücadelesi vermekte. Adeta Doğu Türkistan o medeniyetten uzaklaştırılarak Orta Çağ karanlığında topyekün bir imha ile, bir asimilasyon ve son 5 yıldır uygulanan uygulamanın adıyla söylüyorum, soykırımla yok edilmek üzeredir. Maalesef bugün dünya Doğu Türkistan'daki bu soykırıma karşı sessiz, sağır ve dilsiz üç maymunu oynamakta. İşin garip tarafı bugün bizim Türkiye'mizde beklediğimiz Doğu Türkistan ilgisi ve alakası maalesef bizim beklentilerimizin çok çok altındadır. Ve bugün bir tarafında İslam dünyasının ya da ümmetin lideri olduğunu iddia eden bir siyasi parti, bir diğer tarafında da Türk dünyasının, Türk milliyetçiliğinin adeta temsilcisi olduğunu iddia eden bir siyasi parti, yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olduğu bir dönemde, Cumhur İttifakı'nın hükmettiği bir dönemde, Türkiye'nin siyasetini belirlediği bir dönemde Doğu Türkistan gibi bizim hem Türklük hem de İslam sorumluluğumuz olan, milli ve manevi sorumluluğumuz olan coğrafya Çin'in soykırımıyla Batı'nın insafına terk edilmiş durumda. Bu işler acısıdır. En az Çin'in soykırımı kadar bizleri derinden yaralamaktadır. Üzüntü içerisindeyiz ama umudumuzu kaybetmedik. Her ne kadar siyasiler bir yanlış politika uyguluyor olsa da Türk milletinin Doğu Türkistan'a olan ilgisi, samimiyeti ve alakası bizleri umutlar kılmaktadır. Evet. Sayın Başkan, 1944 yılında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti diye bir devlet kuruluyor ve ilk Cumhurbaşkanı Alihan Töre Saguni sanırım 3-4 yıl bir işte azatlık teşkilatı kurarak mücadele sonucunda bu devleti kuruyor. Ve arkasından işte o yıllardaki Sovyetlerin Stalin dönemi ve Mao kendisini hapse atıyor ve ondan sonra da bu devlet ilhak oluyor. Bu nasıl bir statüydü ve şu anda o statü nasıl hale dönüştü? Yani onu şeyde uluslararası ilişkilerde nasıl tanımlıyoruz şu anda? Şimdi yukarıda ikimizin de bahsettiği 33 ve 44'te Doğu Türkistan'da kısa süreli iki cumhuriyet kuruluyor. Her ne kadar birincisi 1933'te kurulan Kaşgar'daki Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti çok daha kısa süreli olmuştu. 1-2 yıl kadar bir süre. Ama 44'te Alihan Töre önderliğinde kurulan Bulca'daki Doğu Türkistan Cumhuriyeti yaklaşık 5 yıl kadar hayatiyetini sürdürüyor ama Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin yıkılmasında Rusya'nın Çin'e vermiş olduğu desteği biliyoruz. Çünkü o dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak adlandırılan SSCB'nin işgali altında, boyunduruğu altında kardeş 5 Türk Cumhuriyeti, Baltık Cumhuriyeti ve birçok esaret ve işgal altında diğer etnik ve dinsel milliyetler var. Rusya bu bağımsız cumhuriyete, yani Çin'in işgalinden bağımsızlık talep eden Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin varlığını tahammül edemiyor. Niye? Çünkü Doğu Türkistan eğer bağımsız olsaydı, 1944 yılında kurulan Doğu Türkistan hayatta olabilseydi, bu Sovyetler Birliği
işgali altındaki başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere bugün bağımsız olan o kardeşlerimize örnek olacak, emsal teşkil edecek ve onların bağımsızlığı belki çok daha önceden gerçekleşmiş olacaktı. Sovyetler Birliği bunu bildiği için Çin'e her anlamda hem ekonomik hem siyasi hem de askeri anlamda destek vererek Çin'i desteklemiş ve o genç Golca'da kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin yıkılışına en büyük faktör olarak ortaya çıkmıştır. Yine İngilizlerin biliyorsunuz o dönem Asya'daki emelleri, Hindistan, işte Pakistan ya da Bangladeş, işte diyelim bu coğrafyalardaki İngiliz sömürgesinin devamı noktasında oradaki Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin varlığı İngiliz sömürgesi içinde kötü bir örnek ve emsal teşkil edecekti. İngilizler de burada aynı Rusya gibi düşünerek Çin'e destek verdi ve genç Doğu Türkistan Cumhuriyeti yıkıldı ve Çin'e tabi hale getirildi. Ve 1949 yılında Doğu Türkistan'ın işgaliyle birlikte Doğu Türkistan'da 1955 yılında hemen işte işgalden 6 yıl sonra Sincan Uygur Özerk Anayasası diye bir anayasa ilan edildi. Sincan Uygur Otonom Rayonu olarak adlandırılan ve Özerk Anayasası'yla çerçevesi belirlenen, statüsü belirlenen bu yönetim maalesef hiçbir zaman Çin'in belirlediği gibi iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkezi yönetime bağlı olma hakkını kullanamadı. Yani aslında otonominin, Uygurlara tanınan otonominin statüsü ve hakları tamamen iç işlerinde serbest ama dış politikada Çin'in Komünist Partisi'ne, Pekin'e bağlı idi. Fakat bırakın siz iç işlerinde serbest olmayı, Doğu Türkistanlı Türklere muhtar dahi seçme yetkisi verilmedi. Tamamen her şey Çin Komünist yönetimi tarafından yönetildi ama dünyaya özellik var, burada işte otonom bölge var, burada her şey işte özgürce yaşanıyor gibi bir imaj verilip Doğu Türkistan dünya kamuoyunun dikkati nazarından kaçırılırken ama oradaki uygulamalarda sinsi, sessiz ama derinden bir asimilasyon, bir soykırım uygulandı. Bu nasıldır? İşte 1966 ile 97 yılları arasında 11'i yer altında toplam 46 nükleer deneme gerçekleştirildi. Doğu Türkistan'da 1949 yılında Çinliler işgal etmişken başkent Ürümçi'de %1 ila 2 civarında göçmen Çinli varken Kaşgar, Hoten, Aksu, Turfan, Gulca gibi değişik şehirlerde %2 ila 3 civarında Çinli göçmen varken Çin devleti demografik yapıyı değiştirerek Çin'in o zaman diyelim ki işte 1 milyarın üzerinde olan nüfusu ki kaldı bugün 1,5 milyarı geçmiş bir potansiyele sahip. Çinli nüfusunu, Çinli potansiyel nüfusunu Doğu Türkistanlıların eritilmesi, imha edilmesi ve Doğu Türkistan'ın demografik yapısının değiştirilmesi için stratejik bir silah olarak kullanmıştır Çin. Ve devletin teşviğini vererek o bölgede her türlü istihdama kredi açılmış, karma evlilikler, Çinlilerle evlilikler teşvik edilmiş ve Uygur Türkleri çeşitli vaatlerle, iş vaadi ya da kamuda görevlendirilme ya da zorunlu göçle Çin'in iş bölgelerine transfer edilirken Doğu Türkistan'a da Çin'den her türlü suçlular, her türlü sakıncalı şahıslar başta olmak üzere devletin tespit etmiş olduğu bir kısım kişiler Doğu Türkistan'a teşvik edilerek bugün maalesef Doğu Türkistan'ın başkenti konumundaki Ürümçi'nin %95 ile %98 Çin nüfusuyla doldurulduğu ve burada bizim aleyhimize bir dengenin değiştirildiğini söyleyebilirim. Kaşgar, Hoten, Aksu, Bulca, Turfan gibi diğer şehirlerde de %50, 60, 70, 80 gibi Çin lehine demografik yapı değiştirilmiş ve burada Çin globalleşen, demokratikleşen dünya ile birlikte gelecekte olası bir demokratikleşmede, bir referandumda, bir seçimde tarihi Türkistan beldesi olan Doğu Türkistan'ın Çin toprağı olarak seçimlerle tescillenmesi için gerekli altyapıyı oluşturmuş durumda. Bizim için en büyük tehlike budur. Bugün maalesef bunun sıkıntılarını ve sancılarını yaşıyoruz. Ama maalesef Çin bununla da yetinmeyip son 2016 yılına kadar sürdürmüş olduğu her açıdan kültürel, dinsel, tarihi bizim oradaki eserlerimizden tutun tarihi dokumuza kadar bizim seyahat özgürlüğümüzden din ve vicdan hürriyetine kadar her türlü özgürlüklerimiz kısıtlanmışken ve asimilasyon süreci bu kadar hızlı ilerletilmişken buna bile razı olmayarak 2016 yılında Çin'in Tibet için görevlendirmiş olduğu bölge valisi Qin Chenggu'yu ki Qin Chenggu Tibetli rahiplerin Çin'in demokratik antidemokratik uygulamaları sonucu protestolarıyla
yani intihar ve kendilerini yakarak protestolarıyla gündeme gelen bir bölgeden bahsediyoruz. Burada Çin'in bu antidemokratik uygulamalarına dayanamayan, buna karşı gelen rahipler biliyorsunuz kendilerini yakarak eylemlerle dünya gündemine gelmişti. Buradaki başarılı, sözüm ona, Çin yönetimi lehine başarılı yönetiminden dolayı orada taltif edilerek, onorize edilerek 2016 yılında Doğu Türkistan'a bölge valisi olarak atandı ve Doğu Türkistan'a atandıktan sonra yapılan uygulamalar cezaevi ve kampları inşa etti ve 5 yıldır bu uygulamalar en vahşi, en kuralsız ve acımasız bir şekilde uygulanmakta. Bugün dünya kamuoyunun tek tek Doğu Türkistan'da soykırım var, Çin suçüstü soykırım üzere yakalandı demesinin sebebi de son 5 yıldır uygulanan bu insan hakları ihlalleri ve sistematik işkence ve katliamlardan sonra meydana gelmiştir. Bu nedir? Bakın, burada Yasin Bey, ben kendi fikrimi söylemiyorum. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin raporlarından bahsediyorum. 2 sene önce 2 milyona yakın Uygur Türk'ü kampta ve cezaevinde Çin tarafından sistematik işkenceye tabi tutuluyor. Çin uluslararası hukuku ihlal ediyor. Kamp ve cezaevlerini kapatarak Uygur Türklerini serbest bıraksın sözü Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne ve Uluslararası Af Örgütü'ne, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne, Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşlarına ait. Bizim tahminimiz bugün rakam en az 5 ila 6 milyon civarında. Kamp ve cezaevinde mağdur olan işkence, tecavüz ve katliama tabi tutulanların sayısı 5-6 milyon. Dışarıdaki 30 milyon Doğu Türkistanlı da içeridekilerden farklı değil. Onlar da açık hava hapishanesinde bütün haklarından mahrum edilmiş. 24 saat, 365 gün, 100 tanıma sistemiyle biri birisi gözetliyor, evi gibi gözetleniyor. Onların da dışarıdaki birinci derece akrabasıyla, yani Türkiye başta Avrupa, İslam coğrafyası, Orta Asya'daki birinci derece akrabalarıyla, anne, babası, kardeşi ya da herhangi bir birinci derece akrabasıyla 5 yıldır görüşemediğini biliyoruz. Bugün 5-6 milyon Doğu Türkistanlı kampta ve cezaevinde sistematik işkenceyle katledilirken onların hanımları, kızları, mahrem ve namuslarının bulunduğu hanelerine Çin erkekleri, işçi ve memurları gece konaklama kaydıyla kardeş aile projesi adı altında Doğu Türkistanlıların evine yerleştirilmekte. Zorla Çinlilerle evlendirilmek istenmekte. Buna karşı çıkan kızlarımız, bayanlarımız terörist, radikal dinci, DAEŞ'çi, El-Kaideci, bölücü vatan haini diye cezalandırılmakta. Hatta bazı kardeşlerimiz namuslarını korumak için, hayatlarını sonlandırmak için fetva talebinde bulunmakta, bu haberleri duyuyoruz. Ve milyondan fazla anne babası kampta ve cezaevinde olan, geleceğimiz ve istikbalimiz olan çocuklarımızın, 5-6 yaşındaki evlatlarımızın Çin'in ıslah evlerinde, yetimhanelerinde, yine kreşlerinde domuz etiyle, komünist, ateist ideolojiyle mankurtlaştırılarak gelecekte kendi vatanına, milletine, ailesine, inancına birer hain, Çin Komünist Partisi'ne birer sadık köle olarak evlatlarımız eliyle bizden kısas ve intikam alınacağı endişesini taşıyoruz. Böyle bir durum dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zaman, hiçbir emperyalist ya da işgalci ülke tarafından bir başka azınlığa ya da bir başka millete yapılmamıştı. Hitler bile 1940'lı yıllarda Hitler'in Yahudilere uygulamış olduğu Nazi soykırımında Hitler'in Yahudileri katlettiğini biliyoruz. Bu bir insanlık suçudur. Elbette Yahudiler de insanlık aleminin bir parçası olmasa bile yaşam hakkına sahiptir. Ama Hitler Yahudileri katlederken onların inançlarını, onların namuslarını, onların evlatlarını, hanımlarını, her kesimi ayrı ayrı cezalandırmadı. Bugün Doğu Türkistan'da uygulanan, Hitler'in 1940'lı yıllarda, bundan 80 sene önce uygulamış olduğu o katliamın çok daha vahşi ve acımasız bir versiyonu uygulanmakta ve bütün iletişim çağına, teknoloji, haberleşme ve insan haklarının en yaygın olduğu bir dönemde dünyanın gözünün içine bakılarak yapılmakta ve Çin 4 yıl bu katliamı inkar etti. Ama ne zaman? Ta uydu görüntüleri, yıkılan camilerin uydu görüntüleri, yeniden inşa edilen kamp ve cezaevlerinin görüntüleri, kamptan Kazakistan vatandaşı olduğu için çıkabilen birkaç kardeşimizin oradaki beyanatları, Kazakistan'da ve Avrupa'daki basınla yapmış olduğu açıklamalar, ki en son bir ay önce BBC'nin 4 Doğu Türkistanlı bayanın Kazakistan vatandaşı olduğu için Kazakistan'ın talebiyle bunlar yurt dışına çıkabildiler. Yoksa cezaevinde, kampta çürüyüp gideceklerdi onlar. Başkanım, burada o bir şey sormak istiyorum. Müsaade varsa.
Şimdi 1949'ların 1950'lerin sonunda ilhak olan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, işte Mao dönemi, Stalin dönemi. Çin böyle bir dönem yaşıyor 1980'lere kadar. Sonrasında Deng Xiaoping daha reformist, komünist olarak Çin'de devlet başkanı oluyor. Amerika'ya ziyaretleri oluyor. Çin'i dünyaya açıyor ve yeni bir yere doğru Çin evrildi 1980'lerden sonra. Şimdi bu anlattıklarımız, bu sistematik baskı ve insan hakları ihlalleri. Bu dönemleri bakarsak hani Mao, Deo, Deng Xiaoping ve ondan sonra gelen diğer başkanlar Hu Jintao, Xi Jinping gibi ondan sonra şu andaki. Bizim bu teknolojiyi kullanmamızdan dolayı mı şu anda biz bunlardan haberdar oluyoruz? Yoksa o günde mi aynıydı, yoksa bugün başka mı? Evet, burada Yasin Bey çok önemli bir konu. Maalesef Doğu Türkistan'da hiçbir zaman insan hakları ihlalleri, sistematik asimilasyon ve soykırım eksik olmadı. Ama bugün yaşanan bu soykırım boyutunda değildi. Bunu doğru söylemek lazım. Yani biz ne zulmedelim ne de zulme rıza gösterelim. Ama ilk defa Doğu Türkistan'da bu denli, bu derece açık ve bu derece aleni bir soykırım uygulanmakta. Düşünebiliyor musunuz? 5-6 milyon Doğu Türkistan'da kampta ve cezaevinde. Çin 2016 yılından itibaren uygulamaya koyduğu kamp ve cezaevlerini 2019 yılı sonuna kadar inkar etti. Bütün dünyanın gözlerinin içine baka baka kamp yok, cezaevi yok, bunlar hepsi yalan dedi. Ne zamana kadar? O uydu görüntüleri, o satellite'dan çekilen görüntüler ve kamp ve cezaevinden Kazakistan'ın talepleri sonucu vermek zorunda kaldığı insanların beyanları sonucu Çin 2019 yılı sonunda evet 3 yıl bakın 2016, 17, 18, 19 3 yıl inkar ettiği kamp ve cezaevini bir yalanla onu meşrulaştırmaya çalıştı. Ne dedi? Evet kamp ve cezaevi var fakat ben orada mesleki edindirme kursu veriyorum dedi. Mesleki edindirme kursu nedir? Düşünebiliyor musunuz? Profesör Doktor İlham Tohti kendisi bir iktisat profesörü, bir bilim adamı ve kendisi Pekin Milletler Üniversitesi'nde Çinli öğrencilere iktisatla ilgili ders veren bir uluslararası tanınmış akademisyen. Uluslararası birçok sempozyuma katılmış, tebliğleri, makaleleri yayınlanmış ve dünya tanıyor. Bu şahsın, Profesör İlham Tohti'nin hangi mesleki edindirme kursuna ihtiyacı olabilir sizce? İlham Tohti ömrü hayatında hiçbir zaman Doğu Türkistan bayrağını eline almamış, hiçbir zaman Doğu Türkistan kelimesini diline dolamamış. Hep şunu söylemiştir. Biz Çin'le birlikte yaşamaya talibiz. Çin'in birinci sınıf vatandaşı olmayı istiyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti iç anayasasındaki hukuku bize de işletsin. Bizi de birinci sınıf vatandaş haline getirsin. Bizi asimile edeceğin politikalarından vazgeçsin. Biz Çin'le birlikte yaşamak istiyoruz ama Çin'in birinci sınıf vatandaşı olarak yaşamak istiyoruz diyordu. Hiçbir zaman Doğu Türkistan'ın özgürlüğünden, bağımsızlığından ya da bizim bağımsızlığımızın sembolü olan gök bayraktan tek kelime dahi bahsetmemesine rağmen ama onun söylemleri bile Çin'i rahatsız ettiği için onu da terörist olarak bugün kampta ve cezaevinde ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırmış durumda. Abdurrahim Hit gibi bir ozanımız yani tıpkı Ozan Arif gibi ya da işte diyelim farklı bir müzik ya da sanatla uğraşan bir entelektüel şahsiyetimiz olan Abdurrahim Hit cezaevindeydi, kamptaydı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 2019 Şubat ayında bir açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler'e referans göstererek dedi ki Birleşmiş Milletler 1 milyondan fazla Uygur Türk'ünün kampta ve cezaevinde olduğunu söylüyor. Çin eğer bu haberler doğruysa Uygur Türklerini kampları kapatarak serbest bıraksın. Abdurrahim Hit hayatta mı değil mi diye dışişleri sözümüz bir soru yöneltti. Bunun üzerine apar topar Çin kamptaki Abdurrahim Hit'i dışarıya çıkartarak Abdurrahim Hit dışarıda içeride değil diyerek onu dünya kamuoyuna göstermek zorunda kaldı. Ama Abdurrahim Hit bitmiş, tükenmiş, adeta ölmek üzereyken yeniden hayat buldu. Ben hayattayım dedi. Çin'de henüz öldürmedik diyerek kendini aklamaya çalıştı. Şimdi bakın Abdurrahim Hit sanatının zirvesinde sazını konuşturan ve milli ve manevi değerlerle ilgili söylemiş olduğu şiirler, şarkılarla milletin kalbinde taht kurmuş bir ozanımız. Bunun hangi mesleki edindirme kursuna ihtiyacı var? Muhammed Salih gibi, Abdülhak Maksum gibi dini alimlerimiz ki Kur'an-ı Kerim'i ve hadis kitaplarını Uygur Türkçesine tercüme etmiş, bugün Diyanet İşleri Başkanımız seviyesinde bizim dini alimlerimiz. Bunlar da kampta
o eğitim kurslarında şey dediler. Şimdi bizim bu sayıyı ve kategoriyi arttırmamız mümkün. Ne entelektüel şahsiyetlerimiz, ne siyasetçilerimiz, ne sporcularımız, ne müzikçilerimiz, ne de bilim adamlarımız, ne de zengin iş adamlarımız Çin'in bu zulüm ve vahşi politikalarından müstesna değil. Binlerce, on binlerce Doğu Türkistanlı entelektüel, siyasetçi, sanatçı şu anda kampta ve cezaevinde ıslah edilme ya da mesleki edindirme kursu adı altında mankurtlaştırılıyor. Çin'in tek tip komünist ideolojisine uygun hale getirilmeye çalışılıyor. Hitler'in 1940'lı yılda uygulamalarının aynısı ve daha ağırı bugün uygulanmakta ama dünya üç maymunu oynamakta. Bugün fark ne? Çin, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, işte Hu Jintao ya da işte farklı devlet başkanları geldi. Hiçbir zaman siyaset Doğu Türkistanlar için değişmedi ama Xi Jinping'in 2012 yılında Çin devlet başkanı seçilmesinden sonra hiçbir zaman yaşamadığımız bir zulmü, bir soykırımı yaşamaya başladı. 2012 yılında Xi Jinping batılı eğitim almış, batılı ideolojiyi benimsemiştir düşüncesiyle gerek Çin'deki diğer azınlıklar, etnik ve dinsel milliyetler, gerekse Doğu Türkistanlılar bir bekleyiş içine girmiştik. Ne demiştik? Acaba Xi Jinping batılı ekolden geliyor, özellikle Fransız ekolünden geliyor. Acaba bir demokratikleşme, bir insan hakları açılımı olabilir mi diye farklı bir umut ve beklenti içine girmiştik. Ama Xi Jinping'in ilk seçildikten sonra, devlet başkanı olarak atandıktan sonra, seçim demiyorum çünkü Çin'de bir seçim yok, demokratik bir seçim yok, çok partili bir parlamento yok, tek partili komünist idarenin, komünist mekanizmasının oraya tayin ettiği Xi Jinping başkan olduktan sonra Doğu Türkistan'la ilgili 2-3 açıklaması oldu. Birisi Kaşgar'da, birisi Ürümçe'de. Teröre karşı mücadele edeceğiz. 100 günlük sert darbe operasyonu, bölücülüğe karşı vurucu operasyon gibi bu tip isimlerle Doğu Türkistan'da şiddeti, terörü ve halkı kışkırtacak olayları beraberinde getirdi. Ve Doğu Türkistan'ı adeta cehenneme çevirdi. 2016 yılında Tibet'ten getirilen bölge valisi Qin Chenggu'da 2016 yılından sonra da Xi Jinping'in talimatlarıyla bugünkü soykırıma imza atmış oldu ve 5 yıldır Doğu Türkistan'da açık aleni Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde soykırım olarak tabir edilebilecek bütün standartların tamamı Doğu Türkistan'da uygulanmaktadır. Ve bugün dünya Amerika'dan işte Kanada'ya, Norveç'ten Hollanda'ya, Finlandiya'ya kadar diğer batılı ülkeler soykırım cümlesinde %100 haklılar, hatta geç bile kalmış bir tabirdir. Tıpkı 2009 5 Temmuz Ürümçü katliamında ilk defa Doğu Türkistan'daki Çin uygulamalarına yönelik soykırım cümlesini, katliam cümlesini o zaman başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey kullanmıştı. Bundan 12 sene önce Çin Ürümçü katliamında şunu söylemişti Sayın Başbakanımız: Çin Doğu Türkistan'da bir katliam uyguluyor. Bugünkü yaptıkları bir soykırımdır. Bunu derhal durdurmalıdır. Aksi takdirde Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Parlamentosu'na ve İslam Konferans Teşkilatı'na taşıyacağım. Bu sözümü tesadüfen söylemiş değilim. Bilerek ve kasten söyledim. Çin'le bu konuyu her yerde ve zeminde tartışmaya açığım diyerek Çin Devlet Başkanı Hu Jintao İtalya'daki G8 zirvesine gelişine bile engel olmuştu. Hu Jintao o zaman İtalya'daki bu zirveye Sayın Başbakanımızın açıklamasından sonra gelmeye cesaret bile edememişti. Ve on binlerce masum Doğu Türkistanlı'nın katliamı Sayın Başbakanımızın bu açıklamasıyla engellenmişti. Şimdi size şunu soruyorum. Evet. Aradan 12 sene geçmiş. Aradan geçen 12 sene sonra Doğu Türkistan'da yaşanan katliam belki 5 Temmuz 2009 Ürümçi katliamının 100 katı daha büyük. 5-6 milyon Doğu Türkistanlı kampta ve cezaevinde, 5-6 milyon Doğu Türkistanlı'nın mahremine, hanelerine, namuslarına 2 milyona yakın Çinli erkek devletin resmi rakamlarıyla gece konaklama kaydıyla kardeş aile projesi adı altında yerleştiriliyor ve zorunlu Çinlilerle evlilik mecbur hale getirilmiş. 1 milyondan fazla evladımız Çin'in ıslah evlerinde, yetimhanelerinde, kreşlerinde mankurtlaştırılıyor, devşiriliyor, dinsizleştiriliyor ve organlarımız satılıyor. Böyle bir durumda Türkiye'den tek kelime itiraz yok. Yerli ve milli bir itiraz yok. Ancak Batı'nın, Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Konseyi'nin açıklamaları ve eleştirileri referans alınarak hükümet sözcüsü ya da Dışişleri Bakanımız tarafından Çin'e çok yumuşak, çok mülayim, eleştiri diyemeyeceğimiz ölçüde
bir takım göndermeler yapılıyor. Bu hani görev savma ya da yasak savma babından yapılmış açıklamalardır ki burada üzüntü duyduğum ve hatta kahrolduğum olay şudur Fatih Bey. Keşke bu açıklamalar hiç yapılmasa. Keşke Türkiye Çin'e karşı hiçbir eleştiri getirmese, hiçbir itiraz etmese. Yani gölge etme başka ihsan istemem senden tabiri şöyle kelimeler kullanılıyor. Çin'in toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Çin'in toprak bütünlüğünü destekleyen, en güçlü destekleyen ülke Türkiye'dir. Çin'in teröre karşı mücadelesinin arkasındayız sözü bizi kahreden açıklamalardır. Evet. Şimdi uluslararası diplomaside, uluslararası ilişkilerde belki ülkeler birbirine nezaketen toprak bütünlüğüne saygı duyabilir. Bunu anlayışla karşılarım. Ama terörün, Çin devlet terörünün kurbanı haline gelmiş 35 milyon Müslüman Uygur Türk'ünün bugün 5-6 milyonu kampta ve cezaevinde soykırıma tabi tutulmuş, diğer geri kalanı da yüz tanıma sistemi 365 gün 24 saat izlenirken, takip altındayken, bütün özgürlükleri ellerinden alınmışken, hiçbir hak ve hürriyetleri yokken kalkıp da Çin'in buradaki soykırımına, Çin'in terörle karşı mücadelesinin arkasındayım ya destekliyorum sözü, Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımını meşrulaştırmak ve onu haklı göstermektir ve bizi kahreden budur. Hani gölge etme başka ihsan istemem sözü tam da bu tabire uygundur. Peki ben Sayın Başkan, sizin hem az önce bir kelime kullandınız, daha doğrusu cümleniz içerisinde siz anladığım kadarıyla Çin'de gök bayrağı yani Doğu Türkistan bayrağını ele almak anladığım kadarıyla bir suç. Ve o bilim adamından, iktisatçıdan söz ederken onun böyle bir şey işlemediğini, sadece birinci sınıf vatandaş olmak istediğini söylediniz. Siz bu konuda kendi aranızda ayrışıyor musunuz Uygur Türkleri olarak? Bir tarafta Çin'e tamamen bağlı olmak ve tamamen sıradan ama birinci sınıf vatandaş olmak. Bir taraftan da işte bağımsız bir Doğu Türkistan veya işte oradaki Uygur'da, Urumçi'de bir devlet kurmak isteyen bir yapı var mı? Ve kısa vadede de uzun vadede de. Çin'den Uygurlar tam olarak ne istiyorlar? Yani hem bu zulüm sonlandırılsın anlamında hem de bu zulümün sonlandırılmasından öte istediğiniz bir şey var mı? Bağımsızlık, daha ciddi bir özellik bağlamında. Şimdi Altuğ Bey bir şey var. Profesör İlham Tohti Doğu Türkistan'da yaşıyor ve Çin vatandaşı. Kendisi bir akademisyen. Elbette onun gök bayrağımızı eline alıp Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını talep etmesini beklemiyoruz. Onun kalbinde de, onun yüreğinde de, onun ideallerinde elbette Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı ve o hülya vardır. Ondan şüphemiz yok. Fakat bunu hiçbir zaman dillendirmemiş ama söylemlerinde Çin'in birinci sınıf vatandaşı olma talebini ve Çin'in insan haklarına saygı göstermesini, Uygur toplumuna asimilasyon politikalarından vazgeçmesini önermesi en doğal ve tabii hakkıdır. Ben Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı olarak kesinlikle hiçbir zaman bağımsızlıktan başka bir yolun bize kurtuluş ve çıkış yolu vermeyeceğine inanmış bir insanım. Onun için bugünkü siyasi hareketimizi ve siyasi mücadelemizi Doğu Türkistan Milli Meclisi adı altında ve bu çatıyla birlikte yapıyoruz. Ve benim dava arkadaşlarımın da hepsinin görüş ve fikirleri bu doğrultudur. Ama bu demek değildi ki ben farklı söylemlerle, farklı siyasi üslupla Çin'e karşı biz mücadelemizi yürütürüz diyen arkadaşlara da saygı duymakla birlikte doğru yolun ve sonuç alabilecek yolun tam bağımsızlıktan geçtiğine inanan bir insanım. Ya istiklal ya ölüm şiarı bizim düsturumuzdur. Ama tabii bu yola giderken, bu hedefe ulaşırken farklı düşüncedeki bütün Doğu Türkistanlı kardeşlerimize saygı duyarım. Ama şuna, Çin'le aynı toprak içerisinde yaşarım, Çin'le bir bayrak altında Çin vatandaşı olarak yaşarım düşüncesini asla kabul etmem ve tasvip etmem. Yani peki benim, bu mümkün mü? Çin'den bağımsız kazanmak? Bunun mümkün olmayacağını, bakın Altuğ Bey şöyle bir şey var. Çin 1949 yılında Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra 6 yıl sonra Sincan Uygur Otonom Rayon diye, yani Sincan Uygur Özerk Bölgesi diye bir statü tanımış. Bu statüyü sadece göstermelik, yani sadece göz boyamak için verilen bir statü. Yukarıda da bahsettim. Bırakın o Uygur Otonom Rayonu'nun iç statüsünde, yönetim şemasında, iç işlerinde, serbest dış işlerinde merkezi yönetime bağlı denilmiş olmasına rağmen biz hiçbir hakkımızı, tanınan hiçbir hakkımızı kullanamadık. Bugün Doğu Türkistan'daki soykırıma varan süreci
Bu Sincan Uygur Otonom Bölgesi ismi adı altında bu sürece geldik biz. Yani otonomi, özellik bize hiçbir kazanım vermediği gibi Çin'i aklamak, Çin'i masum ve meşru göstermek için bir kalkan oldu. Çin dünyaya, bakın kardeşim ben burada özellik vermişim adamlar hürriyetinde, ibadetini, dilini, dinini, seyahatini, inancını, kültürünü, medeniyetini, her şeyini yaşıyor diyerek bizi imha politikalarına bir kılıf olarak Sincan Uygur Özerk Bölgesi yasasını bütün dünyayı aldatmak için kullanmıştır ve bizi de bu çerçeveyle aldatmıştır. Biz, yurt dışındaki Doğu Türkistanlılar çok iyi biliyor ki Uygur Özerk yasası Doğu Türkistanlıların idam fermanıdır. Ama dışarıda yaşayan, yani bizim gibi diasporada, muhacirette yaşayan Uygurlar şunu çok biliyoruz ki yönetim biçimi olarak bugünkü mevcut Uygur Özerk Anayasası hiçbir hak ve hiçbir umut bize vermemekte ve bizi tamamen ölüme doğru yaklaştırmakta, sonumuzu, akıbetimizi, o mahvoluşumuzu hazırlamaktadır. Bunu Doğu Türkistan'dakiler bilmemekte. Çünkü Doğu Türkistanlılar şu son jenerasyon, bir önceki jenerasyon ve daha önceki 3 jenerasyon diyelim, 1949'dan günümüze kadar yaşayan jenerasyonun belki ilk jenerasyon özgürlüğü kısmen yaşamış olsa da ikinci ve üçüncü jenerasyon hiçbir zaman özgürlüğü, bağımsızlığı yaşamadığı için özgürlüğün lezzetini, tadını, hazzını ve onun verdiği huzuru hiç tatmadıkları için yaşam herhalde budur, herhalde işte yönetim budur. Bu mantıkla kendilerini adeta tatmin etmiş durumlar ama bir dünyadaki insanlar otonominin hiçbir zaman bizim için bir çıkış yolu olmadığını biliyoruz ve onun için tam bağımsızlık talebinde bulunuyoruz. Peki Çin'den, Çin gibi yani dünyanın belki ikinci belki de en büyük gücü olduğunu da söyleyebiliriz belli açılardan. Böyle bir güçten Uygur Türklerinin bağımsızlık kazanmasını mümkün görüyor musunuz siz ve Uygurlular? Bakın Atu Bey, Anadolu'yu size örnek göstereyim. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu bir tek Fransız'a karşı değil, İtalyan'ı, İngiliz'i, Yunan'ı, hani yedi dübele karşı. Merhum Akif'in dediği gibi işte kimi Hindu, kimi Yemyen, kimi bilmem ne bela dediği yedi dübele karşı mücadele vermiş. Anadolu'da milli ve yerli bir mücadeleyle Anadolu'nun bağımsızlığı elde edilmiştir. Yani Çin dediğiniz, evet, bugün 1,5 milyarlık nüfusuyla, belki ekonomik, askeri, siyasi gücüyle Amerika'ya kafa tutabilecek bir seviyeye ulaştı. Ama gelişen konjonktür ve uluslararası dengeler önümüze ne getirir onu kimse kestiremez. Yarın Amerika'nın Çin'i nasıl bir kuşatmayla parçalama arifesine getireceğini bunu kimse tahmin edemez. Ama bunun ipuçları, iz ve emareleri görülmekte. Bugün Amerika'yı Güneydoğu Asya'da, Asya Pasifik'te nasıl bir ittifakla Amerika'nın Çin'i kuşattığını çok açık ve net görüyoruz. Hindistan'dan tutun Avustralya'ya, işte Güney Kore'den tutun Japonya'ya kadar, Malezya'dan Endonezya'ya, Tayland'a, Filipinler'e kadar Amerika bütün Güneydoğu Asya'da ve Asya Pasifik'te askeri kuşatmasını tamamlamış. Oradaki her türlü Çin'e karşı tedbirlerini almış ve Çin'in en büyük ithalatçısı olan ve Çin'e karşı en büyük ekonomik pazar olan Amerika, Çin'e karşı gümrük vergilerini her sene birkaç kat arttırarak Çin'in ekonomik olarak daralması ve bir şekliyle oradaki istihdamın azalması ve işsizlik oranının artarak orada bir iç çatışmanın körüklenmesi noktasında da hem başat rolü oynamakta, hem Batı'ya ve diğer ülkelere de örnek teşkil etmekte. Bakın mesela son Doğu Türkistan'la ilgili aldığı kararlarda Amerika'nın 2020 yılı sonlarına doğru Amerikan Kongresi'nde Uygur İnsan Hakları Yasa Tasarısı diye bir tasarıyı meclisten geçirdi. Ve Başkan Trump bunu onayladı. Akabinde 4 Çinli siyasiye Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ve soykırım suçundan dolayı hem bize engel koydu hem onların mal varlıklarına boykot kararı aldı. Giriş yasağı koydu ve şimdi Doğu Türkistan'da üretildiği tespit edilen, zorla köle işçi olarak çalıştırılan Türklerin ürettiği mallara Amerika'ya giriş yasağı koydu. Bunu akabinde Kanada'ydı, işte Norveç'ti, Finlandiya'ydı, Almanya'ydı, İngiltere'ydi, diğer ülkeler teker teker takip ediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Çin'e karşı uygulanacak olan ekonomik ambargo, Amerika'nın askeri kuşatmasıyla birlikte
hem aynı zamanda Çin'i bir dar boğaza doğru sürükleyecektir. Hiç kimse şunu düşünmesin. Çin tek milletten oluşur. 1,5 milyarlık büyük bir kitledir. Bunlar içinde yeknesaklık ve tek vücut ve tek bayrak altında birlik beraberlik içerisindedir diye böyle bir hayale kapılmasın. Çin 56 azınlık milletten oluşmakta ve bugün Çin'in içerisinde başta Komünist Partisi içinde olmak üzere ciddi bir rekabet, ciddi bir iç çekişme ve iktidar mücadelesi var. Bugün Falun Gong diye adlandırdığımız bir tarikatın 150 milyon mensubu olduğunu söylüyorum. Bunlar Çin Komünist Partisi'ne bütün varlığıyla karşıdır. Ve bugün Çinli demokratların, yine Çinli diğer azınlıkların, başta Tibet, işte Moğollar, en başta Doğu Türkistan olmak üzere diğer etnik azınlıkların da adeta fitili ateşlenmeye hazır bir bomba gibi beklediğini söyleyebilirim. Amerika, Başkan, o azınlıklar Çin'in, da bu baskıdan nasibini alıyor mu? Yani sadece Uygur Türkleri bu konuda bu baskıyı görmüyorlar. Diğerleri de bu baskıya, bu baskı neticesinde kalıyorlar mı acaba? Evet. Yasin Bey, şu anda hiçbir azınlık ya da hiçbir etnik ya da dinsel azınlık Doğu Türkistan'daki kadar baskı ve zulüm görmüyor. Ama diğerleri de kısmen Çin'in bu faşist ve komünist yönetiminden nasibini alıyor. Mesela Tibet'te de uygulamalar Doğu Türkistan'daki kadar olmasa bile orada da yine Tibet halkının kültürel ve dinsel faaliyetlerinin yasaklandığını biliyoruz. Hatta Moğolistan'da da benzeri uygulamaların olduğunu biliyoruz. Zaman zaman orada da kısmi ayaklanmalar ya kısmi protesto eylemlerinin olduğunu biliyoruz. Ama son 2-3 yıldır oradaki uygulamaların da şiddetini arttırdığından dolayı hiçbir demokratik tepki ortaya koyamamakta Tibet ve Moğol halkı da aynı şekilde. Peki başkanım, hatta şunu söyleyeyim. Çevre ülkeler, mesela biraz önce dediniz ki Kazakistan vatandaşı birisi kamptan çıkartılıp tekrar ülkesine geri gönderildi. Şimdi çevre ülkeler Rusya'yı zaten hani bu işin destekçisi olarak görüyoruz. Çin'le birlikte olduğu için, müttefik olduğu için. Fakat işte Japonya dediğimiz işte aşağıda Myanmar, Tayvan, Tayland, Kamboçya, diğer sınırdaş ülkeler, Kazakistan. Onlar bu duruma nasıl tepki gösteriyorlar? Yani şimdi biz bu Çin'in tarihine baktığımız zaman bu soykırımların Xi Jinping döneminde siz arttığını, bu kadar bu denli olmadığını, Xi Jinping'in de Jintao'nun zaten devlet başkan yardımcısıydı ondan önceki dönemde. Önceki dönemde de Çin'in reformist komite başkanlığını yaptı. Yani Çin'i reforme edecek komitenin başkanlığını yaptı. Demek ki bu biraz evet, Xi Jinping bunu da o dönemden bugüne kadar hazırlamış ve başkan olduğunda da bunu da hızlandırmış ve büyütmüş baskıyı, zulmü, katliamı ve soykırımı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev mesela bir açıklama yapmıştı. Biz Çin'in iç işlerine karışmaya hakkımız yok. Bu Çin'in iç meselesi gibi. Diğer yine aynı coğrafyada yaşayan komşu ülkelerden de böyle bir açıklamalar, buna yakın açıklamalar geldi. Şimdi burada Çin'in işte ekonomik ve bu anlamda siyasi ve askeri gücü diğer ülkeleri acaba susturuyor mu? Yani insanlar, ülkeler bu noktada bunu demek zorunda mı kalıyorlar? Yani bu ilişkiler ağından dolayı. Asya Pasifik'ten özellikle bahsedersin. Yasin Bey, şöyle bir şey var. Maalesef diyorum, maalesef üzülerek söylüyorum. Çin son yıllarda gerçekten dünya dengelerinde ben de varım diyerek ortaya çıktı. Yani bugün Amerika'ya karşı kafa tutabilecek seviyede kendinde bir özgüven yakaladı. Çinlilerin genel karakteristiği şudur. Hiçbir zaman baş edemeyeceği, galip gelemeyeceği bir çatışmada diş göstermez, boy göstermez ve kendini açıktan ifade etmez. Sürekli alttan alır, sinsi ve derinden politikalar üretir. Çin'in genel karakteristiği budur. Çin'in hileli, desiseli ve entrikalı politikaları tarihte birçok defa bu örneklerle doludur. Ama son yıllarda Amerika ile olan ilişkilerinde artık dişini göstermeye başladığını görüyoruz. Açıklamalarında artık Amerika'ya da kafa tutabilecek cüret ve cesareti görüyoruz. Ne demektir bu? Biliyorsunuz Çin'in bundan yaklaşık 10-12 sene önce Ukrayna'dan almış olduğu Varyak gemisi vardı. Varyak gemisini boğazlardan geçirirken dedi ki biz bunu turistik amaçlı, evet, işte eğlence amaçlı dizayn edeceğiz ve bunu modernize edeceğiz diyerek boğazlardan geçirdi. Hatta o zaman MHP milletvekili Sadi Somuncuoğlu, o zaman devlet bakanı zaten karşı çıkmıştı.
Hatta bir milletvekili tarafından da tartaklanmıştı hatırlarsanız. Evet. Ve daha sonra bu Ukrayna'dan alınan varyak gemisi Çin'e boğazlardan geçirilerek Türkiye'ye vaat edilen yüz binlerce turist ve yüz binlerce milyon ya da milyar dolarlık ticari menfaat ve bir kısım imtiyazlar vaat edilerek Türkiye'den varyak gemisi geçirildi. Fakat Çin'den gelecek hiçbir turist olmadığı gibi o da boş vaatlerle bizim bir saflığımıza denk geldi ve varyak gemisi Çin'e teslim edildi. Aradan geçen yıllar sonra yaklaşık 4-5 sene önce Çin'in varyak gemisinin bir uçak gemisi olarak modernize edildiği ve J-15 isimli savaş uçağını da üreten Çin'in bu savaş uçaklarını varyak uçak gemisine indirdiğini ve başarılı bir şekilde de bu projeyi tamamladığını görüyoruz. Daha sonra varyaktan kopyalanarak yine bir iki tane daha uçak gemisini imal ettiğini, ürettiğini de biliyoruz. Çin artık savunma amaçlı değil, saldırı amaçlı askeri teknolojisini geliştiren bir ülke. Ve yine Amerika'dan, özellikle başta Amerika olmak üzere birçok batılı ülkelerin askeri teknolojisini çalarak, casusluk maharetleriyle hiçbir know-how ödemeden, hiçbir yatırım yapmadan bugün dünyanın en gelişmiş silah ve askeri teçhizatlarına sahip olmuş durumda. Ve Amerika'nın da bu manada bilgisini çalarak Amerika'nın da dikkatini çekmekte. Amerika zaten son yıllarda Çin'e karşı açıklamalarında bu kadar agresif ve hırçın olmasındaki sebep Amerika'ya yönelik Çin istihbaratının gerek Pentagon'da olsun, gerekse Savunma Bakanlığı'nda olsun, gerek istihbaratta olsun, gerekse dışişlerinde en önemli kurumlarında Çin istihbaratının adeta bir örümcek ağ gibi nüfuz ettiğini, Amerika'nın hücrelerine yerleştiğini Amerika'da fark etti. Ve şu anda Amerika, Çin'in Amerika'daki istihbarat ağına karşı çok yoğun bir anti çalışma gerçekleştiriyor. Ve şunu söyleyeceğim, bugün Çin ekonomik anlamda Güneydoğu Asya'da, Asya Pasifik'te ve Orta Asya'da birçok ülkeyi kendine bağımlı hale getirmiş durumda. Bunun örneklerinden birisi 2015 yılında Tayland'da ziyarette bulunan Başbakan Li Keqiang, o zaman Tayland hükümetine 3 milyar dolar hibe yardımında bulundu. 3 milyar dolar hibe yardımında bulunurken Tayland, Bangkok, Vietnam, Kamboçya'yı içine alan 4 ülkeye 3 milyar dolar civarında bir yardımda bulundu ve karşılıksız hibe yardımı ve oradaki 115 Doğu Türkistanlıyı Tayland'dan Çin'e iadesini sağladı. Bu sizin için bir kriter, bir örnek olsun. Aynı yardımı Güneydoğu Asya'da ya da Asya Pasifik'te herhangi bir ülkeye yapıp o ülkeleri de etki alanına alabilir ve orada nüfuzunu çok üst seviyeye taşıyabilir. Tıpkı bundan 2 sene önce 3,5 milyar dolar biliyorsunuz bizim Maliye Bakanımız Berat Albayrak da Çin'den kredi almış ve Türkiye'nin Doğu Türkistan'la ilgili bütün o iddiaları ve söylemleri, Çin'e karşı itirazları da adeta sessizliğe bürünmüş ve ondan sonra bizim Doğu Türkistan politikamızda çok ciddi gerilemeler ve Çin'e karşı bir suskunluk sürecini birlikte yaşadığımızı görüyoruz. Şimdi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'yi mukayese bile edemeyiz. Çünkü Orta Asya Türk Cumhuriyetleri yakın tarihimizde Sovyetler Birliği'nden 20-30 sene öncesine kadar bağımsızlığını elde etmiş. Ekonomik, siyasi, askeri anlamda Sovyetler Birliği'nin peyki ya da onun uydusu konumundaki, onun gölgesinde yaşayan ülkeler. Türkiye gibi bağımsızlığına asırlardır bağımsız yaşamış, hiçbir zaman işgale uğramamış, yerli ve milli ekonomisine sahip politikalarında hiçbir zaman birilerinin dayatmasına ihtiyaç duymayan bir ülke bile bugün Çin'den kredi alıp Çin'in boyunduruğuna ya da siyasi hükümranlığına boyun eğecek pozisyona gelebiliyorsa demek ki Çin her ülkeyi ekonomik olarak bağımlı hale getirebiliyor. Bugün aşı meselesi de Türkiye'nin açmazlarından, handikaplarından birisi. Biliyorsunuz Türkiye ile Çin arasında 25 Aralık tarihinden itibaren gündeme gelen, sözüm ona, Doğu Türkistanlıları içine alan teröre karşı işbirliği ve suçluların iadesi anlaşmasını Çin 25 Aralık 2020 tarihinde ilan etti. Ve 26 Aralık tarihinde de bunu meclisinden geçirip Çin Devlet Başkanı Xi Jinping imzaladı. Ve bunu imzaladıktan sonra Türkiye'ye bunu dayattı. Sen de bir an önce imzala diyerek. Şimdi tam aşıların 50 milyon dozluk Türkiye ile Çin arasında Sinovac aşısının protokolü imzalanmış ve Türkiye'ye gelmesi beklenirken ilk parti olan 3 milyon dozun geleceği günlerde 4 defa Çin'den gelecek olan Sinovac aşısının
Çin'e, Türkiye'ye gelişinin engellenmesi sizce manidar değil mi? Sizce tesadüf mü? Evet, bunlar Türkiye'ye karşı bir siyasi baskı aracı olarak Türkiye'nin on binlerce Doğu Türkistanlı'nın bulunduğu, sığınmacı olarak bulunduğu ve Doğu Türkistan diasporasının en güçlü bulunduğu Türkiye'yi ve Türkiye'deki Doğu Türkistanları Çin'e iadesini sağlamak için aşı kartını bir siyasi şantaj olarak kullanıp kullanmadığını da siyasilere sormak gerek. Başkan, bu iade konusunu yine soracağım ben ama bir şey sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de orada yaşadığı zulmü anlatan, oradaki bu katliamdan kaçan insanlar var. Dinliyoruz, karşılaşıyoruz hatta. Başkan, Çin'den nasıl kaçılır? Yani bir Uygur Türk'ü Çin'den nasıl kaçar? Hangi yolla buraya geliyorlar? Onun bir şeyi var mı? Nasıl bir... Yasin Bey, şimdi bakın. Son 5-6 yıldır Doğu Türkistan'dan kaçabilen tek bir Doğu Türkistanlı yok. Tek bir Uygur Türk yok. Ne kadar zaman dediniz? 6 yıldır. Son 6 yıldır. Evet. Son 6 yıldır. Evet. Yani bu 2015 yılı sonu 2016 yılı itibariyle Doğu Türkistan'dan çıkış ve giriş tamamen yasaktır. Evet. Ama öncesinde Çin bilerek ve planlı 10 binden fazla Doğu Türkistanlı'nın Güneydoğu Asya üzerinden Türkiye'ye gelişine kadar müsaade etmiştir. Burada çok sinsi ve çok haince bir plan vardı. Burada bakın, Doğu Türkistan Hanefi Maturidi inanca sahip, Ehl-i Sünnet çizgisinde İslam'ın en hoşgörülü, en barışçıl yaşandığı coğrafyadır Doğu Türkistan. Evet. Doğu Türkistan'daki bu barışçıl, hoşgörülü, mutedil İslam'ı yasaklayarak, ibadetleri yasaklayarak, her türlü dini vecibeleri ve siyasi dini literatürleri yasaklayarak Doğu Türkistan'da radikalleşmeye doğru bir meyli, bir eğilimi Çin devleti ve istihbaratı bilerek yönlendirdi. Ve Doğu Türkistan'a dışarıdan radikal grupların kasetleri, videoları ve propaganda araçlarının girişine müsaade edildi. Bunlar cihada davet eden, hicreti tavsiye eden, Suriye'ye, Afganistan'a, Irak'a davet çağrılarını çok alenli bir şekilde propagandaya müsaade edildi. Oysa buna karşı tebliğde bulunan, davette bulunan, buna karşı olan, biz dışarıya gitmememiz gerekir, hicret etmeyelim, bizim düşmanımız Çin, Doğu Türkistan topraklarını terk etmeyin, biz burada Çin'le karşı varlığımızı korumamız en büyük cihattır sözünü söyleyen dini alimlerimiz terörist ilan edildi, Çin tarafından hapse atıldı. Dışarıya tavsiye eden, hicreti tavsiye eden, Suriye'yi, Irak'ı, Afganistan'a tavsiye eden dini alimler ya da propagandalar ya da bazı radikal grupların bu tip propaganda aletlerine Çin müsaade etti ve bunun sonucu olarak Doğu Türkistan'da dini vecibelerini yerine getiremeyen çok az sayıdaki Doğu Türkistanlılar Çin'in bilgisi dahilinde Güneydoğu Asya üzerinden çıkış yaptılar. Bu 10 binin üzerinde bir sayıydı ve bu biz bunların çıktıktan sonra bu radikal gruplara gitmemesi için, kandırılmaması ya da bir bataklığa sürüklenmemesi için hem kendi hayatlarını korumak hem de Çin'in gelecekte bunlar üzerinden Doğu Türkistan'da bir radikalizmle mücadele adı altında, terörizmle mücadele altında 35 milyon Doğu Türkistanlı'ya yapılan soykırımı meşrulaştırma düşüncelerini sezdiğimiz için biz gittik bunların ayaklarına kadar Tayland'a, Malezya'ya gittik ve bunları Türkiye'ye gelişine yardımcı olduk. Fakat biz bunları Türkiye'ye getirip bunlara normal yaşantıyı, toplumsal adaptasyonu ve bir süreci her türlü imkanı sunmuş olmamıza rağmen yine o radikal grupların davetlerine uyarak işte hicret, cennet, cihat, huri gibi bu tip davetlere aldanarak Suriye'ye gidenler oldu. Bizim sözümüzü dinleyenler çok az kesimdi, birçok kesim oraya gitti. Sözümüzü dinleyenler burada hayatta kaldı ama gidenlerin bir kısmı pişman olarak geri geldi. Kalanların birçoğu da orada hayatını kaybetti. Bugün dullar ve yetimlerle büyük bir yara açılmış durumda ve Çin bu Suriye'ye gidenlerin o gidişatını ve oradaki eylemlerini bütün dünyaya lanse ederek işte bunlar radikal, el-Kaideci, Daeşçi, terörist diyerek oradaki birkaç bin tane Doğu Türkistanlıyı ön plana çıkartıp bunlar üzerinden 35 milyon Doğu Türkistan'daki bütün hukuksuzluğunu, kanunsuzluğunu ve terörizmini, devlet terörünü meşrulaştırmaya çalıştı ve bunlara kısmen başarılı oldu. İşte bugün Doğu Türkistanlı nasıl daha önce kapatabilecekken sınırları kapatmayan, çıkışa izin veren Çin bugün tek bir Doğu Türkistan'a bile çıkamıyorsa demek ki burada Çin'in ciddi bir oyunu ve dezenformasyonu ve istihbarat marifeti olduğunu görebiliyoruz. Başkan, yani dünyaya gelirsek... Sercan. Ben devam edeyim. Evet. Buyur Sercan. Tamam. Sayın
Sayın Başkan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'e karşı yürütülen mücadelede bütün Uygurlar tek bir ses olarak bu mücadeleye katılıyor mu? Yoksa bu mücadele Çin'in yanında yer alan, bu mücadelede Çin'in yanında yer alan Uygurlar da var mı? Şimdi onlara karşı tutumunuz nasıl? Bu sorunuz Doğu Türkistan içerisindeki Uygurlarla ilgili değil mi Sercan Hanım? Evet. Şimdi malumunuz Doğu Türkistan işgal altında ve işgal yönetimi bir kısım işbirlikçilerle birlikte ancak o işgali sürdürebilir ve kalıcı hale getirebilir. Eğer Doğu Türkistanlar içerisinde Çin'in bu komünist işgalci yönetimine karşı işbirlikçi olmazsa Uygurların içerisinden bunun sürdürülebilmesi mümkün değil. Tabii ki üzülerek söylüyorum, her işgal yönetiminde kullanılan bir kısım hainler ve işbirlikçiler olduğu gibi Doğu Türkistan'da da işbirlikçiler, hainler var. Bunun sayısını belki %1 diyebiliriz ya da %2 diyebiliriz. Maalesef böyle bir durum mevcut. Fakat Doğu Türkistan'da çaresizlikten ya da Çin'in tehdidinden ya da hayatta kalabilmek ya da canını kurtarabilmek ya da geçimini sağlayabilmek için işbirliğine yeltenmiş ya da buna mecbur kalmış insanlar da var. Bunu da ayırmak gerekir. Ama özgür iradeleriyle eğer bir seçim yapılsa, bir tercihte bulunma imkanı tanınsa ben zannetmiyorum ki Çin'le işbirliği yapan insanların sayısı %1'i bile olmaz. Ama maalesef bugün işbirlikçiler var. Zaten Doğu Türkistan bağımsız olduğunda ilk bizim halletmemiz gereken ve çözüme kavuşturmamız gereken Çin'in bu zulüm politikalarına, soykırım politikalarına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak katılım sağlayan ve buna destek verenlerin elbette hak ettiği ölçüde cezalandırılması ve toplumun içinden ayıklanması gerekir ki o bağımsız devletin yaşayabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için bu elzemdir. Başkan, dünyaya bakarsak, siz de biraz önce bahsettiniz. BBC bir Uygur Türk'ü raporu yayınladı. Birleşmiş Milletler yine bununla ilgili yaptırım kararlarını açıkladı. Geçenlerde İngiltere Dışişleri Bakanı Raab burada bir barbarlık yaşandığını, Doğu Türkistan'ın zulüm içinde olduğunu söyledi. Geçen hafta Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken da insan hakları ihlallerinin yaşanan Doğu Türkistan'a bir heyet gönderip buraya girmek istediğini, eğer dedikleri gibi burası bir kamp değil, dedikleri gibi okulsa biz bunu görelim, onlar da bize göstersinler, bundan neden korkuyorlar dedi. Ve Çin'e sesleniyorum diyerek kendi temsilciler meclisindeki oturumunda Çin'e yüklendi. Şimdi dünyada bugün İngiltere, Amerika, Avrupa Birliği de yine bununla ilgili yaptırım kararlarını açıkladılar. Ve Birleşmiş Milletler'de ırk ayrımcılığının kaldırılması komisyonunun raporları da yine aynı şekilde bu yönde açıklandı. Şimdi dünyada böyle bir bu son birkaç yıl içinde böyle bir sizin bu mücadelenizle ilgili destek açıklamaları var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu ülkeler, bu İngiltere, Amerika ne oldu? Yani bugün mesela Myanmar'da bir soykırım oldu. Kimse sesini çıkartmadı. Rohingya Müslümanları katliamında. Yıllardır Uygur Türkleri zulüm görüyor ama bugün ne değişti dünyada? Yani soruyu biraz daha şöyle evrilteyim. Amerika ile yaşanan, Amerika ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı. Bunu Çin kaynaklarından alarak soruyorum başkan. Yani affınıza sığınarak. Evet. Çin kaynakları işte Batı basında özellikle Uygurlarla ilgili olan bu meselenin Amerika ile Çin'in arasındaki bu ticaret savaşının içine konu edildiğini, aslında tabii bunun böyle olmadığını Çin kaynakları yıllardır inkar etti. Ama şimdi bu denli böyle olmadığını söylüyor. Bu esasen Amerika'nın abarttığı bir konu olarak dünyanın önüne getiriliyor diyor Çin kaynakları. Benim sorum da sizce nasıl? Yasin Bey, şimdi tabii ki Amerika'nın, İngiltere'nin, işte Kanada'nın, Fransa'nın, Almanya'nın son açıklamalarını, Doğu Türkistan'la ilgili son açıklamalarını tabii ki ben müneccim değilim ya da falcı değilim ki niyetlerini okuyup şu niyetle bunu yapıyorlar deme şansım yok. Ama tabii ki bu konuda hiçbir beklentisi yok, hiçbir çıkarı yok ya da hiçbir menfaati yok. Doğu Türkistan'a ilgileniyor demek için de çok saf olmak gerek. Takdir edersiniz ki uluslararası ilişkilerde ebedi dost
ebedi düşman olmaz. Ve bugün Doğu Türkistan'la ilgili Amerika'nın, Batı'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın açıklamaları Doğu Türkistan'daki Çin soykırımını da meşrulaştırmaz. Onu hiçbir zaman da görmezden gelmemiz için bir gerekçe de olamaz. Evet. Burada biz şunu ayırmamız gerekir. Bizimle ilgili mesela bazı insanlar şunu çok rahat söyleyebilmekte. Ya işte efendim Uygurlarla ilgili şimdiye kadar Amerika seslenmiyordu, işte Avrupa'ya seslenmiyordu. Bunlar şimdi niye ilgileniyor? Niçin biz bu işe müdahil olalım? Niçin biz bu işin tarafı olalım? Yani bırakalım Amerika ile Çin karşı karşıya gelsin. Bu sizce çok ahlaki bir açıklama mı? Çok onurlu bir duruş mu? Yani burada şunu sorgulamamız gerekir. Bir kere Doğu Türkistan'da 5-6 milyon Müslüman Uygur Türk'ünü kampı ve cezaevine atan Amerika değil, İngiltere değil, Fransa değil. Burada Batı'nın bir dahli yok. Bu bir. Doğu Türkistan'da toplu tecavüzlerin gerçekleştiği kamp ve cezaevlerine Çinlileri gece yarısı otobüslerle götüren Amerika, Fransa, İngiltere değil. Doğu Türkistan'da zorla Çinlilerle Uygur kızlarını evlendiren Amerika ve Batı değil. Doğu Türkistan'da milyondan fazla 5-6 yaşındaki evladımızı İslah evlerinde, kreşte ya da yetimhanede domuz etiyle, komünist ideolojiyle eğiten Amerika ya da Batı değil. Doğu Türkistan'da biri bizi gözetmiyor evi gibi 24 saat 365 gün yüz tanıma sistemiyle 35 milyonu takip altına alan Amerika değil. Şimdi burada işi doğru okuyan, Doğu Türkistan'da bir soykırım var. Bu konuda Amerika'nın açıklamaları doğru. İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın açıklamaları doğru. Burada bir yanlış varsa burada biz suçluyu eleştirmemiz gerekir. Yani bugün Türkiye'nin yapması gereken şudur. Bakın, yani biz insan olmamız sebebiyle, bırakın Türklüğü, Müslümanlığı bir kenara, insan olmamız sebebiyle Çin'e karşı onurlu, saygın ve adil bir tavır sergileyeceksek Çin'e şunu diyebilmemiz gerekir. Bak kardeşim, sen 35 milyon oradaki Uygur'la ilgili politikaların doğru değil. Ve bunu biz asla kabul edemeyiz. Bu Amerika bahanesiyle de biz bunu görmezden gelemeyiz ya da buna karşı susamayız. Evet. Burada yaşayanlar bizim dindaşımız, soydaşımızı bir kenara bırak, insan. Yani bunlar o tarihten beri, ezelden beri bu coğrafyanın yerli halkı. Bunların bir dini, bir inancı, bir kültürü, bir medeniyeti var. Ha bunlarız yok diyorsan bunlarla bizim akrabalığımız da var. Dini ve milli olarak bağımız da var. Sen evet. Bunları benle stratejik ilişki geliştireceğini söylüyorsun. Pekin'den Londra'ya kadar uzanacak olan İpek yolunu bir kuşak bir yol projesinin proje ortağı diyorsun bana. Ve benim soydaşım, dindaşım, kardeşim olan, akrabam olan Uygurları benim gözümün içine bakarak sen katlediyorsun, soykırım uyguluyorsun. Ben bunu Amerika, Avrupa ilgileniyor diye ben buna tarafsız kalamam. Beni sen küçük düşürme, beni bu kadar ezme. Beni bu kadar onursuzlaştırma. Eğer sen burada Türkiye'yi, Türk dünyasını ve bir kuşak bir yol projesini önemsiyorsa senin şu yanlış politikalardan vazgeçmen gerekir demesi Türkiye'nin onurlu politika uygulamasının olmazsa olmazıdır. Evet. Bugün Türkiye neyi tercih ediyor efendim? Türkiye'nin şu anda tercih ettiği yol şudur. Doğu Perinçek gibi Türk milletinde %0.25 dahi karşılığı olmayan bir siyasi meftayı bugün Cumhur İttifakı'nın hükümet sözcüsü gibi ortaya çıkartarak, ekranları dolaştırarak AK Parti ve MHP kenara çekilmiş. AK Parti ve MHP kenara çekilerek susmakta. Doğu Perinçek gibi bir Mao'cu komünisti Doğu Türkistan'la ilgili iftira attırarak yalan ve hezeyanlarıyla Türk milletinin kafası ve midesi bulandırılmakta. Neymiş efendim? Doğu Türkistan'da hiçbir zulüm yokmuş. Hiçbir olay yokmuş. Orada her şey güllük gülistanmış da Çin dünyanın en demokratik ülkesiymiş. Orada şu kadar bin cami varmış da. Orada şöyle insanlar hür yaşıyormuş da. Olayı Amerika CIA'ya kışkırtıyormuş. Yazıklar olsun. Bu yalanı söylemek de utanç verici. Bu yalanın gölgesine sığınıp siyasi sorumluluğundan kaçmak da en az onun kadar utanç vericidir. Bu Türk tarihinde, Türk siyasi tarihinde yaşanmamış bir utanç vesikasıdır. Bütün bunlar yaşanırken biz Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımına karşı yerli ve milli iki kelime itiraz edemiyoruz. Batı'yı çok sıkıştığımızda Türk kamuoyunun gazını almak için Batı'yı referans alarak iki kelime görev savuşturma babından işte efendim Avrupa Birliği şöyle dedi, insan hakları böyle dedi, Birleşmiş Milletler böyle dedi diyerek Çin'e çok hafif tabirle kınamaya çalışıyoruz.
diyoruz ve arkasından da şunu ilave ediyoruz. Diyoruz ki bunları yaptı ama Çin, biz Çin'in tek toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Tek Çin politikasının arkasındayız. Çin'in terörle mücadelesinde sonuna kadar beraberiz. Ya bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu ya. Şimdi diyorum, keşke hiç açıklama yapmasa, hiç konuşmasa, vallahi billahi biz daha razıyız. Şu konuşmalar Çin'i, Doğu Türkistan'daki soykırımını cesaretlendirmekte. Niye? Bakın Yasin Bey, bugün batılı ülkeler Doğu Türkistan'la ilgili açıklama yapıyor, eleştiriyor, Çin'i kınıyor, ambargo uyguluyor, yasa tasarılarını meclisten geçiriyor, Çin'e karşı boykot kararları alıyor ama gelecekte Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinden, kahraman Türk ordusundan başka kimse oraya bedel ödemez. Kimse orada Doğu Türkistan için savaşmaz. Ama biz bunu biliyoruz. Türk milletinin asaletini, kahraman Türk ordumuzu böyle biliyoruz. Ama siyasilerimizin bugün omurgasız, kişiliksiz, kimliksiz Doğu Türkistan politikası, Doğu Türkistan'daki Çin soykırımını meşrulaştırmaktan ve Çin'e cesaretlendirmekten öteye gidememekte. Buna üzülüyorum. Yani kahraman ordumuzu, Türk milletini siyasilerimizden müstesna tutuyorum. Bugünkü politika politika değildir. Hiçbir yeriyle tutulur tarafı yoktur. Sayın Başkan, Doğu Türkistan'da yaşanan bu katliam, soykırım, ilk defa Cumhurbaşkanımız, o zaman Başbakan'dı, soykırım kelimesini kullandı. Ve bununla ilgili de sizinle ilgili de Doğu Türkistan'ın da büyük destekleri de oldu. Bunlar basına da yansıdı. 2019'da Cumhurbaşkanımız Çin ziyaretinde Jinping'le görüşmesinde bu bölgeye bir heyet gönderebileceğini, Çin'in de bunu bununla ilgili ondan sonra gerekirse bunu kabul edebiliriz dediğini bütün gazeteler yazdı, bu açıklamaları duyduk. 2019 yılındaki ziyaretten bahsediyorum. Bundan sonra ne oldu yani? Bu söylem orada kaldı mı? Yani sadece orada mı söylendi? Yani hiçbir arkasında bir gelişme yaşandı mı? Evet, bu Japonya seyahatinde, Japonya'daki G20 zirvesinde, Japonya'da evet. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında böyle bir görüşme oldu. Böyle bir davet de oldu. Biz bunu yakından takip ettik. Yaklaşık 2 yıldır bu davet maalesef gerçekleşmedi. Niye gerçekleşmedi? Ben soruyorum size. Çin acaba orada bağımsız gözlemcilerin istediği yerleri inceleme hakkını vermedi mi? Ya da Türkiye tarafı böyle bir heyetin oraya gitmesini istemedi mi? Acaba Türkiye'den bir bağımsız heyet Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini ya da soykırımını inceleme için oraya gitseydi, orada suçüstü yakalansaydı Çin, acaba Türkiye bunu mu arzu etmedi? Bunu da sormamak istiyorum. Çünkü bana bu soruyu sormamı gerektiren nedir biliyor musunuz? Ben burada sadece Çin tarafını eleştirmiyorum. Acaba Çin tarafı mı istemedi? Acaba Türk tarafı gitmek mi istemedi? 2 tane soru işareti var. Bunun gerçek bilgileri siyasilerimizde saklıdır. Ama bununla ilgili ben size şu cevabı verebilirim. Bakın geçen hafta mecliste İYİ Parti bir önerge verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a bir son önergesi verdi ve dedi ki Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir komisyon kurarak Doğu Türkistan'daki Çin soykırımı var mı yok mu? Bunu araştıralım. Çünkü kafamız karıştı. Herkes bir şey söylüyor. Doğu Perinçek bir şey söylüyor. Doğu Türkistanlar bir şey söylüyor. Amerika bir şey söylüyor. Oradan gelen bilgiler farklı. Uydudan gelenler farklı. BBC'nin tecavüz raporları var. İşte Birleşmiş Milletler'in raporları var. Doğruyu biz ancak Yüce Meclisi komisyon kurarak orada araştırma yapalım dedi. Peki bu İYİ Parti'nin vermiş olduğu önerge AK Parti tarafından red, MHP tarafından çekimser oyla reddedildi. Niçin Doğu Türkistan'daki soykırım olayının netleşmesi, aydınlığa kavuşması, berraklaşması meclisi ya da hükümeti niye tedirgin ediyor? Çin'in itibarını, Çin'in efendim saygınlığını korumak bize mi düştü Yasin Bey? Evet. Burada bir problem var. Burada biz bu tavrımızla Çin'in soykırımına ortak oluyor muyuz, olmuyor muyuz? Bence şu andaki tavrımızla Çin'in soykırımına ortak oluyoruz. Bunun vebali büyük. Bakın şimdi geçen sene de 2020 yılında yine İYİ Parti'den Fahrettin Yokuş Bey, Konya milletvekili, aynı önergeyi verdi. Aynı önerge yine 1 yıl önce de AK Parti'nin red, MHP'nin çekimsel oyuyla reddedildi. Şimdi MHP'ye soruyorum ben. Hani bakın ben geçmişim MHP'de, ülke ocaklarında, ÜGD'de geçmiş bir insanım. Bu lafı söylemek istemem.
Yemin ediyorum, utanıyorum bunu söylemeye. Peki MHP'nin kuruluş felsefesi ve misyonu esir Türkler Türk dünyası değil mi? Niçin bugün MHP Doğu Türkistan'la ilgili bu önergelere mecliste çekimsel kalarak reddedilmesine vesile oluyor? Niçin MHP genel merkezine gelen kamp ve cezaevinde tecavüz ve katliam mağdurlarından 6 kardeşimiz geçen ay Ankara'da MHP genel merkezine gittiler ve MHP yetkilileriyle görüşmek için randevu talebinde bulundular. Niçin MHP'den hiçbir yetkili bu kardeşlerimizi kabul etmedi? Niçin randevu verilmedi? Kapıdan içeriye alınmadı? Gerekçe ne? Gerekçe ne? İzah edilmesi gerek. Bakın bunları hiç anlayamıyoruz ve anlamakta zorluk çekiyoruz. Eğer orada şöyle bir gerekçe varsa efendim, bu olayda Amerika'nın dahli var. CIA operasyonu var. O zaman diyorum kardeşim, gelin AK Parti, biriniz İslam'ın temsilcisiniz, biriniz de milliyetçilerin temsilcisiniz madem. O zaman gelin, Doğu Türkistanlar hem milletimizin mensubu, hem İslam ümmetinin bir parçası. Hem dindaşız hem soydaşız. O zaman gelin el ele verelim. Diyelim ki Amerika CIA elini çeksin. Biz Türk dünyası olarak Doğu Türkistan'daki gerçeklere sahip çıkalım. Orada zulüm var mı yok mu bunu araştıralım. Biz orada sorumluluğumuzu yerine getirelim. Batılı emperyalistlerin orada oyun oynamasını, orada fitne çıkartmasını, orada her türlü tezgahını biz bertaraf edelim. Buna var mısınız? Ben her şeyimle varım burada. Buna yoksun. Biz oraya sahip çıkalım, buna yoksun. Efendime söyleyeyim, burada bir yanlış var. Bir anlaşılmazlık var. Ama bunu yardım edemediğimiz, destek veremediğimiz Doğu Türkistanlılara Amerikancı, batıcı dış güçlerin oyunu diyerek, iftira atarak iki kere zulmettiğimizin farkında mıyız? Bari bunu yapmayalım. Onun için diyorum, gölge etme başka ihsan istemem sözü bugün Türkiye'deki siyasetçiler için tam Doğu Türkistan'daki politikalarla ilgili geçerli bir söz diyor. Evet. Selcan, bir şey mi soracaksın? Evet, evet. Az önce söylediğiniz konu hakkında bir şey sormak istiyordum. Doğu Perinçek gibi siyasetçilerin de bu yönde iddiaları vardı. Peki siz Amerika ya da diğer batılı kurum ve kuruluşlardan yardım alıyor musunuz iddia edildiği gibi? Bakın Selcan Hanım, çok açık ve net söylüyorum. Ömrümün, hayatımın hiçbir safhasında ne Amerika, ne Batı, ne de dış güçlerden bir kuruş yardım almış bir insan değilim. Bunu ispatlasınlar, ben Türkiye'yi terk ederim ve bütün siyasi hayatımı sonlandırırım. Bunu şerefimle temin ediyorum. Ve şunu söylüyorum size. Perinçek'in benimle ilgili iddiaları. Soros'tan para aldı dedi ve tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Belgelerim var. Aydınlık dergisinde ya da gazetesinde benimle ilgili Soros'tan para aldı, Sorosçu dediği sözü için tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Ve benim Amerika'ya giriş vizem iptal edilmiş durumda. Benim, eşimin, ailemin ve dava arkadaşlarımın 2017 yılından itibaren, yani 4 yıldır Amerika'ya giriş yasağımız var. Ben nasıl oluyor da Amerikancı CIA'cı oluyorum? Yine size şunu söylüyorum. Amerikalılar geçtiğimiz yıl beni arayarak görüşmek istediklerini söylediler. Ben de devletimize, devletin kurumlarına bilgi vererek böyle bir talep olduğunu söyledim ve kabul ettim. Hiçbir endişem yok Amerikalılarla görüşmekte. Çünkü abdestimden şüphe yok ki, namazımdan şüphem olsun. Buyurun gelin dedim. Ve geldiler. Teşkilatımıza geldiler. Kayseri'ye kadar Amerikan Büyükelçiliği Siyasi İşler Müsteşarı, Kamu Diplomasisi Başkanı ve diğer yetkililerden oluşan 5 kişilik bir heyet geldi. İlk sözüm şu oldu. Dedim ki Amerika Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Sayın Pompeo ve Amerikan Kongresi ve siyasileriniz ve halkınız Doğu Türkistan'la ilgili destek veriyorsunuz, teşekkür ediyorum. Eğer bu Doğu Türkistan desteğinizle samimiyseniz, bizim abimiz, kardeşimiz, dostumuz olan Türkiye'yi rencide ederek, Türkiye'nin içindeki ve dışındaki terör örgütlerini destekleyerek, Türkiye'deki PKK, FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütlerini destekleyerek, Suriye'deki PYD, YPG gibi terör örgütlerine askeri, siyasi, ekonomik destek vererek, siz Türkiye'yi kaybederek Doğu Türkistan davasında bizi kazanamazsınız. Bizimle uzun soluklu yol alamazsınız. Biz Türkiye'yle etle tırnak gibiyiz, kardeşiz. Bu politikanız yanlış, bu yanlış politikanızdan vazgeçin diyerek onlara söyleyebilen bir Seyit Tümtük var karşımızda. Tamamen yerli ve milli. Perinçek, acaba Suriye'de 33 Mehmetçiğimizi şehit eden Rus işgalci askerlerinin havadan bombardımanıyla şehit olan 33 askerimizin hakkını korumuş mudur? Acaba Rusya'ya itiraz edebilmiş midir? Perinçek, Moskova'nın adamı olduğu için onlara tek kelime itiraz etmemiştir. Perinçek, Suriye'ye gelip PYD, YPG saflarında teröristlerle
beraber savaşan oradaki Çinli teröristlerin açıklamalarını Türk medyası soruyor. Diyor ki Çinli'ye, senin ne işin var PYD-YPG safında deyince, çok affedersiniz, faşist Türk askerleri savaşıp Kürdistan'ı kurmaya geldim diyor. Biz gittik 1500 Doğu Türkistanlıyı İstanbul'dan, Ankara'dan, Kayseri'den otobüslerle ben Hatay'a götürdüm. O Çinli'ye haddini bildirdim. Mehmetçiğimizin ve Türk milletinin, Türk askerinin, Türk devletinin yanındayız diye açıklama yaptım. Perinçek beni oradaki teröristlerle birlikte diyerek bana iftira attı. Halbuki ben orada Mehmetçiğimizle, şehitlerimizle, Türk ordusuyla birlikte olduğumu ve Çin'e karşı mesaj vermek için oraya gittim. Olay bu. Çinliyi kınayabildi mi Perinçek? Hayır. Ben yerli ve milliyim. Bunu herkes biliyor. Bunu da hiçbir zaman Perinçek'e böyle bir iftiraya fırsat da vermem, hak da vermem. Millet de Perinçek'in atmış olduğu iftiralarla referansımızın ne derece güçlü olduğunun idraki içerisindedir. Şimdi Sayın Başkan, Doğu Perinçek'in de içinde yer almaya çalıştığı, böyle bir iddiası olduğu Cumhur İttifakı ve tabii ki ondan önce AKP yıllardır Türkiye'yi yönetiyor. Türkiye'nin bu yönetimde, özellikle 2016'daki darbe girişiminden sonraki bugüne kadar gelen süreçte daha önceki yönetiminden farklı bir yol aldığını da görüyoruz. Şimdi Türkiye artık çok daha merkezi bir yönetime sahip ve tüm sorumlulukta tek bir çevrede veya kişide. Şimdi buna rağmen sizin hem Uygur Milli Meclisi olarak, Doğu Türkistan Milli Meclisi olarak, hem de diğer yapılarınızla, konfederasyonlarınızla Erdoğan'la görüşme fırsatınız veya Erdoğan'la direkt görüşenlerle görüşme fırsatınız olmuyor mu? Ve dediğiniz gibi hem başta da söylediniz, yani ümmetin lideri olduğunu iddia eden, bir yanda da milletin, Türk milletinin temsilcisi olduğunu iddia eden iki partinin iktidarda olduğu bir dönemdeyiz. Buna rağmen siz bu kişilerle veya bu merkezle görüşme imkanı bulmuyor musunuz? Hem de bu dediğiniz gibi Erdoğan'ın işte Sincan'da her şey yolunda, refah içinde Sincanlılar yaşıyor ve efendime söyleyeyim, biz Çin'in bağımsız toprak bütününden yanayız şeklindeki tavrından bir rahatsızlık duymuyor mu ve bu rahatsızlık sizi güvensiz kılmıyor mu Türkiye hükümetine karşı? Şimdi Altuğ Bey, tabii bu yukarıda sıraladığınız birçok siyasi taktiksel hatalar bizleri hem endişeye hem de ciddi bir kaygıya sevk etmekte. Niye? Bakın şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Türkistan'da olup biten bütün bu soykırımdan A'dan Z'ye tamamıyla haberdar olduğunu biliyorum. Yani bu olayların işte bizim bilgimiz dışında haberimiz yok demesi ya da bunu diyerek sorumluluktan kaçması mümkün değil. Çünkü bütün dünya artık soykırım olarak bunu ilan ediyor. Şimdi biz bunu, Amerika bunu soykırım ilan ediyor, Amerika ile bizim aramız iyi değil, o yüzden biz Doğu Türkistan'daki Çin soykırımını görmememiz gerekir ya da bunun üstünü örtmemiz gerekir politikası sizce ahlaki mi? Bu vicdani bir sorumluluk mu sizce? Onun için burada bir yanlış var. Yani şimdi burada yine bahsettik, Sayın Cumhurbaşkanımızın Çin ziyareti öncesi bir açıklaması var. Oradaki olayların ya da işte Çin'le ilgili bazı eleştirilerin tam da ziyaretimiz öncesi gündeme gelmesi, manidar sözü bence yine oradaki soykırımı örtbas etmek ya da onu masum ve sulandırmaya yönelik bir açıklamadır. Açık söylüyorum bunu. Şimdi bizimle ilgili şunu söylediler. Vay Seyit Tümtürk Amerikancı, CIA'cı falan diye. Ben onu belgelerle ortaya koyuyorum. Amerika'nın ve CIA'nın adamı olsaydım, benim Amerika bize mi engellememesi gerekirdi? Böyle bir çelişki, böyle bir mantıksız ilişkiler yumağı olmaz. Şimdi hem CIA'nın, Amerika'nın adam olacaksınız, hem Amerika'nın sesi radyosu sizin Doğu Türkistan'a yönelik bütün faaliyetlerinizi, haberlerinizi boykot edecek, engelleyecek. Ve Amerika'daki bir kısım NED gibi teşkilatlar sizi dışlayarak bypass edecek. Amerika'nın fonladığı, Amerika'nın parasal destek verdiği teşkilatlar bugün Türkiye'de cirit atıyor. Ya da onların partnerleri Türkiye'de cirit atıyor. Siyasi iktidara da onlar yakın şu anda. Eğer birileri Amerika'yı sorgulayacaksa, birileri Doğu Türkistan'daki Amerikan operasyonundan bahsedecekse, şu anda Türkiye'de Amerika'nın fonladığı
Enedi'nin fonladığı teşkilatlar Türkiye'deki partnerleriyle, Sayın Erdoğan'la, Sayın iktidarla yakın olan bu cenahla kola iç içe. Bunu sorgulasın. Şu anda Amerika'ya giriş yasağı olan, Amerika vizesini iptal etmiş, Amerika'nın sesi radyosu tarafından 5-6 yıldır hiçbir haberine yer verilmeyen, ambargoya uygulanan ve yine Amerika'nın Doğu Türkistan'da teşkilatları fonladığı Enedi tarafından bypass edilen, yine boykot uygulanan bir şahsı, Seyit Tümtürk'ü ve Doğu Türkistan Milli Meclisi'ni hiç kimsenin Amerikancı, CIA'cı diyerek Doğu Türkistan'la ilgili yaptığımız faaliyetleri gölgeleme, iftira atma, karartma şansı yoktur. Bu hakkı da kimseye vermem. Böyle bir şeye kimsenin de haddi yoktur. Yerli ve milliliğimize ilgili en alttan en üsttekine kadar Türkiye'deki hiçbir siyasinin bizimle ilgili tek kelime söylemeye hakkı yoktur. Alnını karıştırırız. Açık söylüyorum. Yerlilik ve millilik konusunda. Ve bugün siyasetten de Doğu Türkistan'la ilgili yapılan ikiyüzlülüğü de açık yürekle söylüyorum. Yani bugünkü siyasi iktidarın Doğu Türkistan'la ilgili sorumsuzluğunu, hatalarını, yanlışlarını söylemem benim asla ve asla yerli ve milli olmadığım anlamına gelmesin. Hiçbir zaman da siyasilerin hatasını devlet aklı diyerek içe çekecek, ona selam duracak omurgasız bir insan değilim. Siyasilerin hatası elbette hata olarak söylenir ama doğruları da devlet aklı olarak kabul edilebilir. Ama siyasilerin hatalarını, sorumsuzluğunu hiçbir zaman şimdiye kadar ben devlet aklı olarak selam durmadım ve bundan sonra da durmam. Bunu da altını çizmek isterim. Yerlilik ve millilik de hiçbir zaman milliyetçiyim diyen bir siyasi partinin tekelinde olmadığı gibi milliliğin bugün Doğu Türkistan konusunda siyasetçiler için bir test ve bir çek sahası olduğunu da ifade etmek istiyorum. Yine ümmetçilik ve İslamcılık konusunda da Doğu Türkistan Türk dünyasının, Türk milletinin İslam'la şereflenmesine vesile olmuş bir coğrafya olması hasebiyle ümmetin Doğu Türkistan üzerinde bir hakkı, bir sorumluluğu vardır. Bugün ümmetin biz temsilciyiz diyenler bu sınavda sınıfta kalmıştır. Onu da söylemek isterim. Sayın Başkan, Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir. Evet. Ben de onu soracaktım. 2014 yılında şöyle bir şey söylüyor. Başka hiçbir hükümetin yapmadığını o zamanki Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bir gün birisi çıkar derse ki Recep Tayyip Erdoğan Uygur Türkleri için bir şey yapmadı derse ben onun karşısına dikilirim diyor. Bundan 28 sene önce, 10 sene evet. Aşağı yukarı önce söylenmiş bir söz. Şimdi bugün 2021'deyiz. Çin'le farklı ilişkilerimiz var. Bugün Rusya'dan F-35'lerine Su-57 uçağını alma görüşmeleri yapıldı dün. Bununla ilgili yeni bir adım atıldı. Patriotları almadık Amerika'dan, işte S-400 füzelerini aldık. Yani eksen biraz değişti. O günkü durumla bugünkü durum arasında bir fark mı var? Yani onu mu demeye çalışıyorsunuz? Şimdi bakın, Rabia Hanım'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerine aynen katılıyorum. Ben de altına imza atarım. Yani Türk siyasi tarihinde bırakın milliyetçi söylemlerle konuşanları, hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımız son 5-6 yıl öncesine kadar Doğu Türkistan konusunda en büyük gayreti gösteren, samimiyetini ortaya koyan bir siyasi liderdir. Bu konuda hemfikirim. Biz burada söyleyebildiğimiz ya da söyleyemediğimiz birçok hizmetleri olmuştur. Bunu da takdirle ve şükranla, minnetle iade ederim. Ama benim için geçerli olan bugünkü konjüktürdür. Bugün yapılanlardır bakın Yasin Bey. Evet. Şimdi geçmişte yapmış olduğu çok güzel hizmetler bugünkü suskunluğu masum göstermez. Bugünkü suskunluğunu da ben eleştiririm. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza diyorum 5-6 sene öncesine kadar yapmış olduğu hizmetlerin hepsini takdir ederim. Dua ederim ve bunu minnetle yad ederim ama bugünkü suskunluğunu da asla kabul edemem. Bunu siyaseten de hangi gerekçe olursa olsun, gerekçesi Amerika ile ilişkilerdeki bu gerilimli ortam, Amerika'nın Türkiye'ye karşı hasmane tavrı, biraz önce bahsettiğim içeride ve dışarıda terör örgütlerine Amerika'nın vermiş olduğu destek olsun, her ne olursa olsun Doğu Türkistan gibi mazlum, masum ve 35 milyon 1,5 milyarlık Çin'in soykırımına maruz kalmış bir coğrafya ile ilgili dış politika ile bunun hiçbir şekilde tevil edilmesi, masum gösterilmesi, bu suskunluğun bir şekliyle
bize ikna edilmesi mümkün değil. Bu konuda asla ve hatta ikna olmayız. Niye ikna olmayız? Şunu diyebilirler. Ya işte biraz daha sabredelim, işte ayaklarımız yere bassın da biraz daha güçlenelim, ondan sonra Çin'e karşı bir şeyler yaparız. Onu Allah'a bırak. 5 sene sonra, 10 sene sonra ne olacağını Allah bilir. Onun takdiri Allah'ın elinde. Ama şu gün Doğu Türkistanlar hayat memat üzerindedir. Namusumuz, inançlarımız, hayatımız, her şeyimiz adeta bitme noktasındayken, eğer yardım edilecekse bugün yardım edilmeli. Eğer iki kelime doğru söylenecekse bugün söylenmeli. Bugün şunu söylüyorum. Türkiye, Amerika ve Batı endişesinden dolayı Çin'e ne kadar muhtaçsa, Çin içeride ve dışarıdaki konjüktür. Amerika'nın Çin'i kuşatma projesinden dolayı en az Türkiye'ye, Türkiye'nin Çin'e muhtaç olduğundan daha fazla bir muhtaçlık var. Biz bunu şöyle söyleyebiliriz. Bakın, bugün Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkileri ele alalım. 2,5 milyar dolar bizim ithalatımız var. 30-35 milyar dolar ihracatımız var. Resmi olarak. Gayri resmi olarak belki 50 milyar dolar civarında Çin'den bize gelen bir mal akışı var. Bu bizim gayri safi milli hasılamızın, yani dış ticaretimizin neredeyse açığının %50'sini Çin oluşturmakta. Ekonomik olarak, efendime söyleyeyim, Çin'le aramız açılırsa biz zarar ederiz diyenler külliyen yalan söylüyor. Onların birkaç tane baronun, birkaç tane Çin'le ticareti olan baronun menfaati Türkiye'nin, Doğu Türkistan'ın menfaatinin önüne geçtiği için bugün onlar bu bağlayı koparmakta. Asla ve katta ticari anlamda, ekonomik anlamda Türkiye'nin hiçbir kaybı olmaz. Çin düşünsün buradaki ekonomik ilişkilerin kopmasından dolayı kaynaklanacak zararı. Bir. İkincisi, uluslararası alanda bakın Birleşmiş Milletler'in veto hakkına sahip 5 daimi üyesinden birisi Çin. Bugün bir tek örnek vereceğim. Kıbrıs meselesi. Sürekli Rum-Yunan tezini desteklemekte ve bir kez dahi Türkiye'nin Kıbrıs politikasında yanında yer almamıştır. Kürt meselesinde, PKK meselesinde PKK terör örgütünü Kürdistan İşçi Partisi olarak kabul etmektedir. Ne işi var? HDP'yi, işte BDP'yi, Barzani'yi, Pekin'e, Ürümçi'ye kadar götürüyor, Türkiye'ye aba altından sopa gösteriyor. Güya Türkiye'de 35 milyon Çinli var da biz Türkiye'yi karıştıracak Çin diye Çin'den imtina ediyoruz. 35 milyon Doğu Türkistanlı var, Türkiye'nin kardeşi. Türkiye'nin kardeşi Doğu Türkistan'da. Ve imtina edecekse, çekinecekse Çin'in çekinmesi gerekiyor. Türkiye onurlu dursun, Türkiye karakterli kişilikli dursun. Bir tek işaretiyle 35 milyonu ayaklandıracak güce ve etkiye sahip. Etki alanımız orada dünyanın hiçbir ülkesinin olmadığı kadar etki alanımız var. Amerika'nın dünyadaki etkisi bir tarafa, Türkiye'nin Doğu Türkistan'daki etkisi bir tarafa. Ama biz bugün Çin'in politikalarına, Çin'in oradaki soykırımına susarak Doğu Türkistanları da kendimizden soğutuyoruz. Bunun farkında mıyız? Yarın, bakın bu politikaları ben devam ettirirken ben size onlarca kalem sayabilirim. Mesela burada Çin'le Türkiye arasındaki ilişkilerden bahsettik. Pekin'den Londra'ya kadar uzanacak olan bir kuşak bir yol projesinin Türkiye proje ortağı, sadece transit geçiş ücretinden nemalanıyoruz. Başka bir şey yok bize. Yani bir geçiş ücreti. Bu nedir? Devede kulaktır. Ve Çin her geçen tren katarıyla Türkiye'de bir fabrikanın kapanmasına vesile olmakta. Çin'in ucuz, kalitesiz, zehirli malları hem Türkiye'yi hem bizim üzerimizden bütün dünyayı sararken biz Çin'in yayılmacı politikalarına adeta köprü görevi üstleniyoruz ve Çin bize apa altından sopa gösteriyor. 2 hafta önce Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Önem Türkiye Doğu Türkistan'la ilgili bu kadar sessiz kalırken, bu kadar kimliksiz ve kişiliksiz politika üretirken, adeta Doğu Türkistan'ı Çin'in istihbarat terk edip oldu bittilere göz yumarken, niçin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Önem Çin'in dışişlerine çağrılıp hangi meseleler gündeme getirildi? Bunu dışişlerimize açıklasın. Hangi zılgıtı yedi? Demek ki bakın Abdülkadir Önem aşağı yukarı 5-6 yıldır Pekin'de büyükelçi. Bir kere dahi Doğu Türkistan'a gitmiş midir? Bir kere Doğu Türkistan'la ilgili açıklama yapmış mıdır? Dış politikamız böyle mi olacak bizim? Hani monşerlerden şikayet eden siyasi liderlerimiz nerede? Monşerlerin işte başka bir siyasi görüşten olması, monşer olması için gerekçe, onlar işte bizim çizgimizde İslami ya da milli düşüncede diyerek bunların monşer tabiri, hareketle karakterleri acaba bizim onları masum göstermemiz için bir gerekçe mi? Abdülkadir Önen Doğu Türkistan'a gitti mi gitmedi mi? Doğu Türkistan'daki bu soykırımla ilgili bir rapor gönderdi mi Türkiye'ye? Ben bunları sormak istiyorum. Şimdi bu politika bizi, bu suskun, bu ezik ve kimliksiz politika
Doğu Türkistan'ı da Çin'in soykırımına ve vatanın israfına terk ettirir ve Türkiye'yi de hem dünyada hem mazlum coğrafyada hem Türkistan dünyasında itibarsızlaştırır. Lider olma vasfımızı da kaybettirir. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Şimdi F-35 ile S-400 politikasına gelelim. Bakın, ben yine söylüyorum. Amerika'nın Türkiye'ye karşı hasmane tavrını asla kabul edemeyiz. Hiçbir milli duruşu olan, yerli olan hiçbir insan Amerika'nın Türkiye'ye karşı, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı, İsrail'in Türkiye'ye karşı politikalarını kabul edemez. Yanlış politikalar. Türkiye'yi kapısında bekletip onursuzlaştıran, onu kişilik ve kimliğine saygısız muameleler, Avrupa Birliği'nin 40 yıldır, 50 yıldır Türkiye'ye uygulamış olduğu politikalar elbette yanlış. Amerika'nın ta muavenet gemisini batırma olayından tutun, Suriye'de bizim askerlerimizin başına, Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirilmesi olayına kadar hepsi yanlış politikalar. Bunlar hepsi yanlış. Türkiye'nin bu konuda beka sorunu yaşıyor olması, Türkiye'nin güvenlik sorunu yaşıyor olması gayet Türkiye'nin haklı politikasıdır. Ama bu Doğu Türkistan'daki Çin soykırımına, meşrulaştırmaya hiçbir zaman zemin hazırlamaz. Türkiye yerli ve milli Çin'e karşı da, Amerika'ya karşı da, Rusya'ya karşı da onurlu politikalar izleyerek, hakkı üstün tutarak, zalime her yerde ve zeminde sesini yükselterek, mazlumu her yerde kucaklayarak onurlu bir politika izler. Şu andaki Doğu Türkistan politikasından dolayı ne Çin saygı duyar Türkiye'ye, ne Rusya, ne Amerika, ne Batı, ne İsrail, ne de mazlum coğrafyalar güven duymaz. Şu andaki politika katiyen yanlıştır. Bugün, bakın bu sözümü söylüyorum Yasin Bey, Sayın Cumhurbaşkanımıza Çin'le ilgili danışmanlık yapan, müşavirlik yapan ya da akıl veren her kimse onlarla her alanda müzakere etmeye, onlarla her alanda bu konuyu tartışmaya açığım. Bu politika kökten yanlış ve Doğu Perinçek, özellikle Doğu Perinçek üzerinden Çin-Rusya politikası geliştiriliyor ki bu külliyen hatadır. Bu politika eninde sonunda batmaya mahkumdur. Size bunu söylüyorum. Türk milletinin saygı duymadığı bir siyasi kişilik Doğu Perinçek. Türk milletinde karşılığı yok. Türk milletinin milli ve manevi değerlerine hiçbir zaman sadakat göstermemiş. Türk milletinin saygı duymadığı bir insan. Biz bunun üzerinden Çin'le Doğu Türkistan politikası üretirsek, kendi milletine samimi olmayan bir insanın üzerinden üretilen Doğu Türkistan politikasında Çin Türkiye'ye saygı duyacak mı? Çin Doğu Türkistan'a güvenecek mi? Ya da Çin Doğu Perinçek'e güvenecek mi? Doğu Perinçek kendi milletinin sadakatine, efendime söyleyeyim, erememiş bir insana Çin ne diye sadakat göstersin? Çin ne diye bu adamı muhatap alsın? Yarın bu politika yarı yolda batacaktır. Doğu Perinçek üzerinden Doğu Türkistan ve Çin politikası elbette yok olmaya mahkumdur. Onurlu olan nedir? Doğu Perinçek'i bypass edeceğiz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Hariciyesi direkt Çin'le Doğu Türkistanlıları merkez alan ve bizim ortak paydamız olan ve bizim haklı davamız olan Doğu Türkistan'ı Çin'in yüzüne vura 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 vura, biz orada Çin'in güvenliğini de, Çin'in parçalanma endişesi varsa onu da bertaraf edecek. Batı'nın, Amerika'nın, CIA'nin operasyonu varsa onu da bertaraf edecek. Ve Doğu Türkistanların da hak ve hukukunu, namusunu ve inancını, hayatta kalmasını garanti altına alabilecek, Çin'e de rahatlatabilecek bir orta formülü, bir arabuluculuk rolünü şerefli ve onurlu bir şekilde biz yürütebiliriz. Niçin bu politikayı üretmeden, niçin bu sorumluluğu üzerimize almadan yalanlar, kurgular ve iftiralar üzerine bir Doğu Türkistan ve Türkiye-Çin politikası kurmaya çalışıyoruz? Bununla Türkiye-Çin arasındaki ilişkiler asla gelişmez ve kalıcı olmaz, sağlıklı da yürümez. Şu anda çünkü iki tarafta, Çin tarafı da Türkiye tarafı da birbirine karından konuşuyor, samimi değil. Bu elbette bugün olmazsa yarın patlayacak. Ve Türk milletine rağmen, Türk milletinin nazarından bütün medyayı, bütün basın ve medyayı susturarak, Doğu Türkistan'ı karartarak, Doğu Perinçek'i bütün ekranlara çıkararak yalan ve iftiralar üzerinden Türk milletini Doğu Türkistan'dan soğutamazsınız. Sosyal medya diye bir şey var. Sosyal medyada gümbür gümbür Doğu Türkistan'la ilgili Türk milletinin hassasiyeti yükseliyor. Bu elbette demokrasinin olmazsa olmazı, demokraside seçimde milletin reyiyle iktidara gelmek zorunda olan siyasilerin milletin iradesini de dikkate nazara alması lazımsa ve gerekliyse Doğu Türkistan politikasındaki bu yanlıştan vazgeçmek aklın kârıdır. İş işten geçmeden. Evet. Sayın Başkan,
Kendi adıma vakitte dolmak üzere sanırım şu soruyu size yöneltiyorum. Hem Perinçek'in iddiaları bağlamında hem de size genel olarak bu argüman var. Çin'in de argümanı bu. İşte bunlar cihadist, işte şeriatçı, İslamcı gruplar ve biz bunları işte bunun bu aşırılıklarını törpülemek için vesaire bunları uygun bir şekilde eğitiyoruz, yeniden eğitiyoruz diyorlar. Şimdi siz az önce demiştiniz ki söyleşinin başında bağımsızlık benim için idealdir demiştiniz. Bağımsız bir devlet benim için idealdir demiştiniz. Ben bu iddiaya da açıklık getirmeniz açısından soruyorum. Sizin idealinizdeki Doğu Türkistan bağımsızlık kazandığında nasıl bir yönetim şekli olacak? Yani yanımızdaki İran gibi mi, işte Suudi Arabistan gibi mi onların veya belki de sizin isteğiniz ve iddianız, yoksa daha modern, batılı, işte nasıl bir yönetim istiyorsunuz? Bakın, biz milletimizin iradesine saygı duyan bir siyasi yönetimiz. Tabii ki elbette Doğu Türkistan halkı orada kendi hür iradeleriyle bir seçim gerçekleştirecek ve hür iradeleriyle gerçekleşen seçimde nasıl bir yönetim talep ederlerse elbette bizim başımızın üstündedir, biz buna saygı duyarız. Ama asla İran gibi bir molla rejimi ya da işte Çin gibi bir komünist rejim asla ve asla buna müsaade etmeyiz. Tabii ki bizim de tolerans ve hoşgörümüzün bir sınırı vardır. İnsan haklarına saygılı, insanların inançlarına ve hürriyetlerine saygılı, her türlü kesimin kendisini orada mutlu hissedebileceği, barış içinde yaşayabilecekleri, demokratik seçimle milletin iradesinin tecelli edeceği bir siyasi yönetime biz elbette buna kapı aralayacağız ve buna zemin hazırlayacağız. Bu konudaki düşüncelerimiz ve bizim ekibimizin, arkadaşlarımızın düşünceleri de bu doğrultudadır. Otokratik, diktatör, faşist rejimlere asla ve asla hem tevessül etmeyiz hem de müsaade etmeyiz. Teşekkürler. Sayın Başkan, şimdi Doğu Perinçek'le ilgili bir dava açtınız. Bu sizinle ilgili ve bazı Uygur Türkleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Bir programda bazı soruları yanıtlarken bu kampların olmadığını, hatta kendisinin gittiğini, çünkü Komünist Partisi'nin misafir olarak Çin'e gittiğini ve ona gerekli açıklamaların yapıldığından falan bahsetti. Siz buna çok büyük bir tepki gösterdiniz. Evet. Sosyal medyada biz bunların hepsini izledik. Ve bunların yalan olduğunu söylediniz. Bu dava ne oldu? Ben bunu merak ediyorum. Bu dava ile ilgili. Bir de Doğu Perinçek bu konuya bu kadar yani sizin gibi, o da bu konuda çok ateşli ve sert iddialar ortaya koyuyor. Tabii bütün dünyanın, Birleşmiş Milletler'in, Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın burada soykırım var, katliam var dediği, tedarik olarak Çin'i seçen markalarını bu konuda artık buradan almayın. Uygur Türkleri burada köle olarak çalıştırılıyor. Burada insan hakları ihlali var. Siz de bu ürünleri alarak buna ortak olmayın diye bütün dünyada buna benzer söylemler ve telkinlerde bulunurken Doğu Perinçek de böyle bir şey söyledi. Siz tabii buna tepki göstererek mahkemeye verdiniz. Ülkemizde Büyük Birlik Partisi bunu milli mesele haline getirmiş durumda. Sayın Mustafa Destici çok ciddi anlamda bu konuyu gündemde tutuyor. Hatta geçen gün Tayvan'dan bir ziyaret yapıldı kendisine ve Tayvan'da Mustafa Destici'nin, Sayın Mustafa Destici'nin halk tarafından bayağı ünlü olduğunu, çünkü Tayvanlıların artık Mustafa Destici'yi tanıdığını söyledi. Bu da tabii çok şey. MHP'de siz biraz önce söylediniz, biz gittik, görüşmek istedik, bizi almadılar dediniz. Ondan sonra üzülerek söylüyorum, bunu söylerken utanıyorum dediniz. Ondan sonra şimdi bunların hepsini toparladığımız zaman, siz Türkiye'den ne bekliyorsunuz Sayın Başkan? Yani tamam, biz halk olarak kamuoyu gerçekten buradaki soydaşlarımızın acı çektiğini, burada zulüm altında olduğunu görüyoruz ve hakikaten içimiz kan ağlıyor. Yani siz de burada bu konunun sessiz feryatçısısınız. Ben Kamboçya'da Pol Pot'un yapmış olduğu katliamın müzelerini gezdim orada. Orayı inceledim. Ben Ruanda'ya gittim. Ruanda katliamındaki müzeleri gezdim. Ben İngiltere, Londra'da British Museum'da Adolf Hitler'in
kamplarda yaptığı zulmün izlerinin orada müzede sergileniyor ve 14 yaşından küçükleri almıyorlar. Yani bu derece, bu denli acı veren bir görüntüler ve malzemeler var içinde ki siz diyorsunuz ki Hitler'in yaptığı katliamdan çok çok daha fazla bir vahşet var diyorsunuz. Bir gün tarih bunu da insanlığın önüne yazacaktır. Biz de burada bir tarihe not alıyoruz. Sizler bir mücadelenin içindesiniz. Bir feryadınız var. Burada haklı bir feryadınız var. Burada bir insanlar öldürülüyor, zulmediliyor. Zulümden başka başka şeyler de yapılıyor. Yani İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener 2 hafta önceki grup toplantısında ben bir soru sordum dedi. İşte Uygur Türklerin yanına verilen Çinlilerle ilgili dedi. Gerisini söylemiyorum. Herkes izlemiştir ondan sonra. Siz Sayın Başkan yani Türkiye'den ne bekliyorsunuz? Yani Doğu Türkistan'ın kendi kaderini tayin hakkı, self-determinasyon olması için, burada bir seçim olması için, kendinizi yönetmeniz için ne yapmamız lazım? Türkiye'nin ne yapması lazım bugün? Bakın Yasin Bey, bizim Türkiye'den talebimiz böyle bir Don Kişotvari bir talebimiz yok. Yani Türkiye Çin'e savaş ilan etsin, ambargo uygulasın, boykot ilan etsin ya da ilişkileri koparsın demiyoruz. Bakın Türkiye de Çin'e muhtaç, Çin de Türkiye'ye muhtaç. Yani uluslararası dengelerde iki ülkeyi kader birbirine yakınlaştırdı. Demek ki mesela bakın bir kuşak bir yol projesiyle Çin Türkiye'ye bağımlı hale geldi. Bu proje Marmaray'dan geçerek İngiltere'ye kadar gidiyor Yasin Bey. Evet. Şu anda Çin Türkiye'ye muhtaç. Böyle bir proje elimize tarihi bir fırsat olarak geçmiş. Uygur Türkleriyle Doğu Türkistan'la ilgili Çin'e karşı yaptırım olarak kullanabileceğimiz caydırıcı bir koz var elimizde. Evet. Biz bu projeyi iptal ediyoruz. Arkadaş sen Doğu Türkistan'da Uygur bölgesinde normalleşmeye geçmediğin sürece biz bu projenin ortağı değiliz ve bu proje iptal edildi dediği anda Çin'in dizinin bağı çözülür ya. Evet, evet. Bunu söylüyorum. Bunu demekten aciz miyiz biz? Evet. Her türlü yalanı üretiyoruz. Her türlü iftirayı atıyoruz Doğu Türkistanlara. Amerikan belasını CIA diyoruz. Amerikan belası var diyoruz. Batılı güçler var diyoruz. Dış güçler var diyoruz. İşte Uygurlar daha içi diyoruz. Efendime söyleyeyim. Her türlü şeyi söylüyoruz. Ama bir türlü kendimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten imtina ediyoruz. Ve Türk kamuoyunu da burada aldatmaya çalışıyoruz. Bütün ekranları, bütün medyayı karartarak. Bu doğru değil. Bunları yapmasak yeterli bakın. Şunu yapalım. Bir tek dediğim şu. Bir kuşak bir yol projesini Çin'e karşı diyelim. Bak kardeşim. Benim dindaşım, soydaşım, akrabam olan Suriye, Mısır, Filistin, Libya, Irak'ta benim İslam hukuku kardeşliğiyle bir kere sorumluluğum, bir kere benim borcum varsa Doğu Türkistan'da hem İslam hukuku kardeşliği hem de akrabalık bağıyla iki kere bana sorumluluk var orada. Bunu hatırlatmak isterim. 5 milyon Suriyeli kardeşimize 50 milyar dolar para harcadıysak helal hoş olsun. Evet. Devletimizin hakkıdır ve milletimizin emeğidir. Helal hoş olsun. Ben zerre kadar kıskanmıyorum. Aslında altı bunu soracaktık değil mi? Yani buradaki Doğu Türkistanlı kaç kişi ve buradaki statüsüne mülteci mi? Yasin Bey, bakın, haklardan faydalanabiliyor? Türkiye'de topu topu 5-10 bin Doğu Türkistanlı var. 5-10 bin Doğu Türkistanlı var. Şu anda evet. Vatandaşlık alamayan. Bugün vatandaş değiliz. 150 bin Suriyeli kardeşimize vatandaşlık veren Türkiye. Peki okullarda eğitim alabiliyorlar mı mesela çocuksa? Maalesef eğitim konusunda da sıkıntı yaşanıyor. Evet. Bakın Yasin Bey, Türkiye'de yaklaşık bir kısım vatandaşlık aldı, bir kısım alamadı. Yani biz de şu anda bir liste hazırladık ve elimizdeki liste 3 aydır bekliyor. İşte bizim bu muhalif söylemlerimizden dolayı, eleştirilerimizden dolayı, doğruyu söylediğimiz için bizim listemiz şu anda elimizde bekliyor. Evet, evet. Ama ben şimdi bir kısım vatandaşlarımın vatandaşlığı çözecek ya da bir kısım Doğu Türkistanların vatandaşlığı çözülecek diye onurumdan, doğru bildiklerimden ya da yanlış tespit ettiğimi söylemekten imtina mı edeyim? Çekineyim mi? Evet. O zaman benim bu davayı yapmamın ne faydası var? Ne kendime saygım kalır, ne de bu dava yapma kabiliyetim kalır. Onun için yapılırsa bu Beytülmal'dan ya da devletin kesesinden bir şey çıkmaz. Sadece bir kararname ile vatandaşlık hakkı verilir. Vatandaşlarımızın sosyal güvenlikten yararlanma şansı olur. Sağlıktan yararlanırlar. Çalışma müsaadesi olur. Çocuklarına eğitime verir. Ve devletimize de minnettar kalırlar. Ha vermese de biz devletimize minnettarız. Vermese bile biz başka millet gibi devletimize ihanet edecek birileri değiliz. Bu devlet için, bu millet için seve seve canımızı, kanımızı, her şeyimizi feda ederiz. Biz Doğu Türkistanlıyız. Bunun da altını çizeyim.
Sabırla da bekleriz. Zaten bakın Yasin Bey, 5 yıl Türkiye'de otomatik olarak kalan her Doğu Türkistanlı otomatik vatandaşlık kazanıyor. Evet. Bu gelen Doğu Türkistanlıların hepsi 5 yılı doldurmak üzere. Evet, evet. Yani otomatik olarak kanuni yasal haklarıyla vatandaş olacaklar. Evet. Tamam, devletimiz istisnai vatandaşlık yapsa hiç olmazsa bu onur ve şeref devletimize ait olur, siyasilerimize ait olur. Evet. Ama burada hala böyle bir eksiklik var. Şimdi Perinçek'le ilgili sorunuza geleceğim. Bakın. Evet. Perinçek kendisi de inkar etmiyor Mavucu olduğunu. Kendisi de inkar etmiyor kimi temsil ettiğini. Yani biz burada Perinçek'le benim hiçbir zaman şahsi bir adavetim, şahsi bir husumetim olmadı. Ömrümde bir kez daha görmedim. Hiç de görmek istemem bu adamı. Hiç de haz almam. Çünkü bu milletle sürekli barışık olmamış, bu milletin milli ve manevi değerlerine sürekli karşı olmuş bir insan. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu 30 sene önce çıkartmış olduğu dergide Amerikancı, CIA'cı, işte CIA operasyonuyla Türkeş'in komandolarını Doğu Türkistan'a götürüp orada sabotaj eylemi yapacak, Doğu Türkistan'ı Çin'den parçalayacak diyerek yalan ve iftiralarıyla bugün bize attığı iftirayı o zaman da rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na atmıştı. Bu adamı biliyoruz. Ha, bu adamın bana attığı iftiralardan da rahatsız da değilim. Niye? Benim için bir referans kaynağı olur. Milletimiz en azından bizimle kimin uğraştığını, bizim kiminle uğraştığımızı bilir. Bu ama zamanımızı mahkemelerde geçirerek Çin'e karşı vereceğimiz mücadelede zaman kaybına vesile olduğu için bizi rahatsız etmekte. Bir sefer mahkemeye verirsin, boynun ölçüsünü aldıktan sonra geri adım atarsın. Bakın beni Sorosçu dedi, Soros'tan para aldı dedi. Ben dava açtım ve tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Utanmıyor ki adam. Utanma ar damarı yok ki. Yine aynı yalanlarını, yine aynı heyezeyanlarını benim üzerimde uygulamakta. Şimdi 3 tane daha mahkemem var. Beni her mahkemeye verdiğinde Çin tarafından madalyayla, işte efendime söyleyeyim, çeşitli imtiyazlarla onoruze ediliyor herhalde ki beni mahkemeye vermek bu adamda kronik hastalık haline gelmiş. Ama ben de onu mahkemeye verdim. 30 bin Doğu Türkistanlı Suriye'de Mehmetçi'ye kurşun sıktı diyerek bir yalana, bir hezeyana iftira attı. Bir, Suriye'de 30 bin Doğu Türkistanlı yok birincisi. İkincisi, Suriye'deki Doğu Türkistanların %90'ı Suriye'deki mücahitlerin, Türkmenlerin yanında Esad rejimine ve Rus işgalcilerine karşı savaşan Doğu Türkistanlı mücahitler. Bu iki. Üçüncüsü, Türk istihbaratımız, Türk devleti ve askeriyemiz çok iyi biliyor ki Doğu Türkistanlı mücahitler hangi safta kime karşı savaşıyor. Bunu da çok iyi biliyor. Ben de çok iyi biliyorum. Buradaki yalanın gerekçesi nedir? 30 bin Suriye'de, 30 bin Doğu Türkistanlı Suriye'de Mehmetçi'ye kurşun sıkıyor sözüyle Çin'in teröre karşı mücadele suçların iadesi anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin imza atmasını bekleyip Türkiye'ye bu yasayı imzalatıp meclisten geçirip o binlerce Doğu Türkistanlıyı Çin'e iade etmek istemekte. Amaç budur. Çünkü Amerika Doğu Türkistan İslam Partisi'ni terör listesinden çıkarttı ve Amerika Çin'e karşı farklı argümanları da kullanmak istiyor. Perinçek de Doğu Türkistanlıları her gördüğü yerde terörist diyerek Çin'in kucağına atıp onların iadesini sağlamak girişiminde. Buna biz fırsat vermeyeceğiz. Bu aslında konuyla ilgili de mahkemeye yani ver. İade yasası aslında onu sormak istiyorum. İki devlet anlaştı ama daha mecliste onaylanmadı. Bu iade yani suçluların iadesi kanunu yasası biraz aslında sizin de statünüz yani Uygur Türklerinin statüsü için de biraz sıkıntılı olmayacak mı? Şimdi bakın Yasin Bey, burada çok ciddi bir oyun var, bir tezgah var. Şimdi Çin'le Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması hiçbir şekilde Çin'in Türkiye'den iade alacağı bir suçlu ya da terörist yok. Evet. Yani ama bütün Doğu Türkistanları terörist olarak yalan ve iftiralarıyla etiketleyerek buradaki masum ve mazlum Doğu Türkistanlıları o terör kapsamı içine alarak işte Perinçek de buna orada yardımcı olmaya çalışıyor. 30 bin Doğu Türkistanlı Suriye'de işte Mehmetçi'ye kurşun sıktı diyerek oradaki Türkistanlıları da bu çerçeveye, bu kapsama almak istiyor. Türkiye'deki Doğu Türkistanlıları da. Ne yapacak? Daha önce Çin vatandaşı olan ve Çin'in zulmünden dolayı Türkiye'ye gelmiş olanlara suç isnat edecek, suç uyduracak. Evet. Ve onların Türkiye tarafından Çin'e iade edilmesini sağlayacak. Oysa Türkiye'nin Çin'den alacağı hiçbir terörist yok, hiçbir suçlu yok. Evet. Böyle bir tanımlama yok. Burada tek taraflı Çin, Türkiye'deki Doğu Türkistanları terörist olarak iade almayı ve en güçlü diasporamızın, en güçlü sesimizin duyulduğu Türkiye'de bizi bitirmeyi hedeflemekte. Evet. Burada Türkiye uyanık olmazsa, Türkiye akıllı olmazsa biz gelecekte ikinci, üçüncü, beşinci Buraltan'ı yaşarız.
bu Sayın Cumhurbaşkanımızın sık sık CHP'yi eleştirmek için kullandığı Buraltan faciasından bin kat daha ağır bir facia olur ki biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda suçluların iadesi anlaşması yürürlüğe girmediği halde Türkiye'den bazı Doğu Türkistanların Tacikistan üzerinden Çin'e iade edildiği haberleri basın ve medyada yer aldı. Böyle bir acıyla karşı karşıya bulunan Doğu Türkistanlılar yarın suçluların iadesi anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip de Sayın Cumhurbaşkanı imzalarsa çok affedersiniz birçok Doğu Türkistanlının Çin'e gizli kapaklı iade edileceği endişesini taşımaktayız. Ve son 2-3 yıldır bakın 2017 yılından beri bu anlaşma meclisin gündeminde Adalet Komisyonu'ndaydı. Bu anlaşma iki tarafın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmıştı protokol olarak. Bu yasa tasarısı eğer meclisten geçerse bu endişeyle son 2-3 yıldır 3-4 bin Doğu Türkistanlı Avrupa'ya kaçtı Türkiye'den. Evet. Bu çocuklarımız, bu evlatlarımız yarın dinini, imanını, inancını kaybederse bunun vebali kime? Hani biz mazlumun lideriydik? Hani biz mazlumun sahibiydik? Hani milliyetçilerin biz sahibiydik? Doğu Türkistanlılara Türkiye'den kaçmasına vesile olarak neremiz milliyetçi, neremiz ümmetçi bizimki? Evet. Başkan bir anekdot anlatayım ben size. Bir yaşadığım bir olay anlatayım. Onun arkasından da bir soru soracağım. 2016 ya da 2017 yılıydı sanırım. Bir yerde bir kızla karşılaştım. 22-23 belki de 24 yaşındaydı. Bir iş görüşmesiydi. Doğu Türkistanlı olduğunu söyledi. Uygur Türk olduğunu söyledi. Ben biraz daha öğrenmek istedim nasıl geldiğini. Benim pasaportum var mı? Var dedi. Çin pasaportu vardı. Kimliği de gösterdi. Çin Halk Cumhuriyeti kimliği vardı. Malezya'dan okumak için bir üniversitenin şeyi için çıktım dedi. Malezya'dan Türkiye'ye geldim dedi ve ben Türkiye'ye geldiğim için artık dedi daha Çin'e geri dönemem dedi. Gidersen dedi beni hapse atarlar. Zaten benim bulunduğum yerde cep telefonlarında Türk bayrağı varsa, bozkurt varsa, işte 5 kişi Türkiye hakkında bir şeyler söylüyorsa onları atıyorlar. Gidip soramıyorsun bile dedi. Yani benim oğlumu aldınız nerede? Soranı da alıyorlar dedi. İşte akrabalarının da içeride olduğundan falan bahsetti. Kız ağlamaya falan başladı. Ben de çok etkilenmiştim o zaman. Peki usta sormuştum. Yani seni oraya Türkiye'ye iade etme ihtimali var mı? Ben Türkiye'ye güveniyorum. Beni vermez dedi. Ondan sonra kız o yürekle konuştu. Ondan sonra peki dedim. Yani senin ailen, işte akrabaların orada bunları yaşıyor, sen buradasın. Neyi hayal ediyorsun? Bu iş nasıl sonlanacak? Nasıl bitecek bu iş dedim. Ondan sonra, yani sen orada yaşayan, oradan çıkmış gelmiş birisi olarak nedir ümidin, nedir yani buradaki senin hayalin? Nasıl olacak dedim. Bana şunu söyledi, biz dedi, oradakiler dedi, şunu bekliyoruz dedi. Türk Birliği olacak dedi ve bizi kurtaracak dedi. Biz dedi Türk Birliği'ni, Turan'ı bekliyoruz dedi. Ya ben tabii çok şaşırdım yani böyle bir cevap beklemiyordum ondan sonra. Şimdi ben size soruyorum yani oradaki Doğu Türkistanlılar, Türklerin birleşmesini mi? Yani dünyada etki alanı çok yüksek bir milletiz. 300 milyon civarında Türk insanı yaşıyor. Ve gerçekten hani Bulgaristan'da yaşananlar, Osmanlı'nın dağılmasından sonraki bu coğrafyada Orta Asya dediğimiz burada ve 1990'lardan sonra da Türkistan dediğimiz şu anda Orta Asya dediğimiz işte Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerin yaşadığı coğrafyada etkili bir milletiz. Türkçe konuşuyoruz ve ben kızın dediklerini gayet rahat anlıyordum. Geçen gün Rabia Kadir'in bir röportajını izledim. Yanında çevirmen vardı ama hiç gerek yoktu. Anlayabiliyordum ondan sonra. Buradaki bu kızın dedikleri Doğu Türkistanların gönlünden geçen bu mudur yani? Bunu bize biraz daha açıklayabilir misiniz? Siz tabii daha iyi. Yasin Bey, siz herhalde Doğu Türkistanlı şair ve ozanın kök börüsünü dinlemişsinizdir değil mi? Evet. Dinlediniz mi? Yani birçok şey dinledim ama Kökbörü'de Bozkurt'tan bahsedilir. Evet. Hani Kökbörü diyor. Evet. Orada namus ve iffetlerimiz çiğneniyor. Neredesin Bozkurt diyor. Evet. Vatanımız işgal edildi. Neredesin Bozkurt diyor. Evet. Yani Bozkurt sembolü Doğu Türkistan'da çok yaygın bir semboldür.
Türk dünyasına bağlılık ve Türk dünyasına aidiyet çok yaygındır, çok güçlüdür. İslam inancı da en az o kadar güçlüdür. Yani Türk-İslam ülküsü dediğimiz bu ideoloji Doğu Türkistan'da çok güçlüdür ve yaygındır. Ama ben sözümde Türk Birliği'nden, Türk-İslam Birliği'nden söz edemedim size. Niye? Bugünkü Türkiye'mizin Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına karşı bugünkü bu cılız pozisyonu, sessizliği, suskunluğu benim Türk Birliği'nden, Türk-İslam Birliği'nden dem vurmama müsaade etmedi. Ben bugün eksilerin altında gezen Doğu Türkistan politikamızın üzerine ben nasıl Türk Birliği, Türk-İslam Birliği'nden bahsedebilirim ki? Çok ütopik, çok hayalci olurdu. Aslında kalbimizden geçen o. Yani bizim varlığımız, bizim birliğimiz ve mevcudiyetimizin muhafazası bu birlik olmadan asla ve asla muhafaza edilmez. Asla ve asla gerçekleşmez. Evet. Ama Doğu Türkistan'sız, Doğu Türkistan'ı Çin'in soykırımıyla, Batı'nın insafına terk eden bir politikayla, bir siyasi duruşla biz Türk Birliği'nden, Türkistan Birliği'nden nasıl bahsedebiliriz? Evet. Yani ben inanın bunu söylemekten şu anda imtina ediyorum, utanıyorum. Evet. Yani bunu söyleyebilmemiz için MHP'nin 6 tane Doğu Türkistanlı kardeşimiz, anne babası, kardeşi soykırıma uğramış, tecavüze uğramış Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yakınları ve akrabalarının MHP genel merkezine kabul edilmesi gerekirdi ki ben bugün size Türk Birliği'nden, Türkistan Birliği'nden bahsedebileyim. Evet. Bugün AK Parti genel merkezinde Doğu Türkistan'la ilgili Çin'in soykırımına yönelik AK Parti hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in Çin artık Doğu Türkistan'daki bu soykırım politikalarına son vermeli. Biz bunu Amerika'ya yan basmak için ya da Amerika'nın sözcülüğü için söylemiyoruz. Ama bu Türkiye'nin milli ve yerli duruşudur. Biz bunu batılı ülkelerden müstesna kendi ayaklarımız üzerinde, kendi gözlemlerimizle söylüyoruz. Çin 35 milyon Doğu Türkistanlı'ya zulmediyor, soykırım uyguluyor. Eğer bizimle ilişkilerine önem veriyorsa Çin'in bu yanlış politikalarından vazgeçmesi gerekir demesi gerekir de AK Parti hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in. Ama bugün tam tersi. Çin'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz, Çin'in teröre karşı mücadelesini destekliyoruz sözüyle bizi Türk Birliği'nden, Türkistan Birliği'nden söylemekte imtina etmeyi, çekinmeyi, ihtiyat etmeyi mecbur kılmakta. Evet. Ama bu millet, Türk milleti bütün engelleme, bütün örtme ve perdeleme girişimlerine rağmen o küllerinden doğacak ve ata yurduna Türk isminin tarihe yazıldığı o Türkistan coğrafyasına ve İslam'la şereflenmemize vesile olan Karahanlılar hükümdarı Sultan Satık Burak'ın o coğrafyasına ve bizim Türk-İslam medeniyetinin taşlanmasına vesile olan Hanefi Maturidi itikad imamımız olan İmam Maturidi'ye borcunu Türk milleti ödeyecek ve bize gerçekten bağrını açacak ve ben geliyorum kardeşim diyecek. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün bir veciz sözü var. 1930'lu yıllarda şunu söylüyor, diyor ki Sovyetler Birliği de bir gün parçalanacak. Nasıl Osmanlı gibi bir büyük cihan imparatoru parçalandıysa Sovyetler Birliği de parçalanacak. Sovyetler Birliği'nin işgali altındaki kardeşlerimizin, oradaki Türk soydaşlarımızın size gelmesini beklemeyin. Siz onların o gününe hazırlıklı olun, siz onlara gidin sözü var. Bugün biz onu yapabiliyor muyuz? Maalesef bu düşünceden, bu vizyondan uzarız ama Türk milleti muktedirdir. Türk milleti vefalıdır. Türk milleti kendisiyle aynı inancı paylaşmayan Yahudilere dahi İspanyol Engizisyonu'na maruz kaldığı için 500 yıl önce İspanyol Engizisyonu'nda, Fransız Engizisyonu'ndan İspanya'dan getirilen bu Yahudilere kucak açmış ve Yahudilere hayat hakkı tanımışsa bugün kendi soydaşı ve kendi dindaşı olan, kendi kardeşi olan Doğu Türkistanlılara elbette sahip çıkacaktır. Bu milletin fıtratında ve bu milletin genlerinde mazluma karşılıksız sahip çıkma gibi bir karakter, bir özellik vardır. Biz inşallah bunu bekliyoruz. Bundan hiç şüphe değil. Başkan. Evet Sayın Başkan, 1994'te Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettiğinde Ebu'l-Feyz Elçi Bey, ben Türkiye'den 5 tane helikopter istedim, daha ne diyeyim? Evet. Demişti. Ama 2020'de Azerbaycan toprakları geri aldı. Türkiye'de sonuna kadar destekledi. Konjonktür evet. Değişiyor. İnşallah Doğu Türkistan için de bir gün o gün gelir. Bakın Yasin Bey, size bir şey söyleyeyim. Belki biraz önce söyledim bunu. Tekrar olacak belki.
Şimdi bizim mesela Doğu Türkistan'la ilgili açıklama yapan, kınama metni yayınlayan, yasa tasarılarını meclisten geçiren ya da gümrük ambargosu uygulayan batılı ülkeler, Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı söz konusu olduğunda bence onlar geride kalacak. Yine Türk milleti, Türk ordusu Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için Doğu Türkistan'la birlikte omuz omuza savaşacak. Evet. Ve bu mücadeleyi biz birlikte sonlandıracağız. Evet. Bundan zerre kadar şüphem yok. Evet. Ben yukarıda bahsettim. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı eleştirmek için söylemedim. Yeri geldi, Sayın Cumhurbaşkanımızı MHP'nin bütün eleştirilerine rağmen savundum. MHP'nin beni aforoz etmesine, beni eleştirerek bana her türlü saldırıda bulunmasına rağmen ben çıkarak Malezya'dan getirilen 10 bin Doğu Türkistanlı için Sayın Cumhurbaşkanımızı caddelerde yüzlerce Doğu Türkistanlı ile karşılayarak teşekkürler Sayın Başbakanım, o zaman başbakandı. Evet. Siz mazlum Doğu Türkistanlılara ensarlık yaptınız, muhacir Doğu Türkistanlılara ensarlık vazifenizi yerine getirdiniz dediğimizde MHP'li kardeşlerimiz bizi AK Parti'ye sattınız davayı diyerek eleştirmişti. Biz o zaman da bu devletten, bu milletten yanaydık. Şimdi yine MHP AK Parti ile birlikte aynı siyasetin içinde ama maalesef kaderin cilvesi Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz MHP genel merkezine giremiyor. İnşallah MHP yine bizim MHP'miz. Ülkücülük hiçbir zaman birilerinin tekerinde değil. Biz ülkücü kardeşlerimizin yine bizim kardeşimiz olduğunu biliyoruz. Biz asla o camiaya da kırılmayız. Ama gönül bazen umduğu yere küsüyor. Şu andaki siyasi konjonktürde AK Parti'nin ve MHP'nin bu derece suskunluğu ve sessizliği, Çin'i cesaretlendirici açıklamaları bizi yaraladığı için bugün de sitem ettik, üzüldük. Fakat bizim devlet terbiyemiz, aldığımız siyasi ahlak, önce Türkiye, sonra mazlum coğrafyalar terbiyesiyle, ahlakıyla büyüdük. Biz inanıyoruz ki bugünkü konjonktür kalıcı değildir. Bu millet kalıcı ve baki olan bu millettir, bu devlettir. Siyasetçiler handaki hancı gibidir, gelir geçer. İnşallah bu millet devletle birlikte Doğu Türkistan'ın bağımsızlığında tıpkı Karabağ'daki gibi görevini en layıkıyla, en mükemmel bir şekilde yerine getirecektir. Sayın Başkan, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok fazla tuttuk sizi de. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. Çok güzel bu arada. Yani Doğu Perinçek herhalde dinlese ikna olur ama dinleyeceğim de... Bakın Altuğ Bey, Doğu Perinçek'e bu yalan ve iftiralarından dolayı birkaç defa derim ki sizin ulusal televizyonunuzda bir açık oturuma çıkalım. Doğu Türkistan'la ilgili siz sürekli yalan söylediğimizi iddia ediyorsunuz. Orada hiçbir şey yok, soykırım yok diyorsunuz. İsterseniz sizin ulusal televizyonda, isterseniz bir başka ulusal televizyonda istediğiniz zaman çıkalım, istediğiniz büyükelçiyi de getirin, Çin büyükelçisini de getirin dedik. Fakat bize cevap verilmedi. Benim muhatap olmadığım kişileri bana orada referans gösterince ben onlarla çıkmak istemedim. Benim muhatabım Çin büyükelçisidir. Çünkü onların bazı yalan ve iftiraları var. Perinçek'in yalan ve iftiraları var. Onlarla ilgili hukuk önünde inşallah biz sözümüzü tescilleyeceğiz. Eğer mahkemeden bizim suçlu olduğumuz ortaya çıkarsa da o söylediğimiz sözler mahkeme kararıyla tescillenmiş olacak Perinçek'le ilgili. Bu bir. İkincisi Tayvan'da Mustafa Destici Bey'le ilgili tanınırlık ya da popülaritesini atmış olmasıyla ilgili şunu söylemek isterim. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Türk siyasi tarihinin tanıdığı en şerefli, en ilkeli ve en dürüst siyasetçilerden birisiydi. Kendisini ben rahmetle anıyoruz. Evet, kendisini ben de rahmetle anıyorum. Ve kendisiyle vefatından birkaç ay önce bizim teşkilatımızda bir telefonla kongresi için bizim bulunduğumuz ile gelmişti. Kendisine telefonla aradım. Dedim ki genel başkanım Kayseri'ye gelmişsiniz kongre için ama sizi ben derneğimizde misafir etmek istiyorum deyince derneğimize kadar teşrif etmiş ve bir iki saat orada sohbet etmiştik. Daha sonra Türkistan Camii'nde birlikte yatsı namazını kılmıştık. Nur içinde yatsın. Kendisi vefat etmeden önce vermiş olduğu son soru önergesi mecliste şuydu. Rabia Kadir niçin Türkiye'ye giremiyor diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Bakanı'na bir soru önergesi yönetmişti. Yani bir ayet-i kerime var ya, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, öldüğünüz gibi de haşrolursunuz diye. Ya ayet ya da hadis. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı da ahiretliyle Doğu Türkistan sevdasıyla birlikteydi. Vefat olduğunda, şehit olduğunda cenazesinin tabutunun üzerine biz gök bayrağı sererek yine yüzlerce Doğu Türkistanlı ile beraber orada yüz binlerce kardeşimizle omuz omuza
onun son görevini yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Nur içinde yatsın. Bu millet daha nice Muhsin Yazıcıoğulları'nı bağrından çıkaracak kaliteye ve o liyakata sahiptir. Mustafa Destici Bey de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun o üstlenmiş olduğu bayrağı layıkıyla yerine getiriyor. Her fırsatta, bakın, Cumhur İttifakı'na destek vermiş olmasına rağmen, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olmasından müstesna, Doğu Türkistan meselesinde Cumhur İttifakı'ndan farklı söylemler, farklı sloganlarla, duruşuyla yine farklılığını gösteriyor. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Diğer siyasi partilerimize de, muhalefet partilerimize de, iktidarımıza da Doğu Türkistan'la ilgili birlikte hareket ederlerse hem Doğu Türkistan'ın hem Türkiye'nin kazanacağını ifade etmek istiyorum. Tabii burada Türkiye'miz Çin-Rusya eksenli bir politikayı tercih olarak değil, zaruri ve mecburiyetten dolayı uygulamak zorunda kaldı. Bunu da altını çizmek istiyorum. Bugün Amerika'nın Türkiye'ye karşı hasmane tavrı, Batı'nın, İsrail'in Türkiye'ye karşı hasmane tavrı Türkiye'yi çaresiz bıraktı ve Türkiye'nin bugünkü yönelişi ve stratejik tercihi, tercih demekten öte, bir zaruriyet haline geldi. O yüzden Çin, Rusya, İran eksenli bir politika üretiyor. Ama Amerika'nın Türkiye'yi Çin, Rusya, İran eksenine bırakacağını zannetmiyorum. Türkiye de kendini ağırdan satıyor. Bu siyasi bir manevradır. Türkiye'nin yönü ve istikameti milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılarak Batı ekseninde olması gerekir. Bizim soydaşlarımızı, dindaşlarımızı, kardeşlerimizi katleden Çin, Rusya ve İran gibi, bugün Çin Doğu Türkistan'da, Rusya Kafkaslar'da, İran Güney Azerbaycan'da bizim soydaşlarımıza zulmederken, bizim asla ve asla istikametimiz ve yönümüz Rusya, Çin, İran eksenli olamaz. Bu mümkün değil. Bu tarihin sürecine ve hakikate hilaftır. Batı ile birlikte biz bu konjonktürü, bu süreci, önümüzdeki yılları değerlendireceğiz. Ama Batı'nın sadece gelişmişliğini, teknolojideki belki demokratik adımlarında Batı'dan istifade edebiliriz. Ama milli ve manevi değerlerimizle Batı'ya katkı sağlayabiliriz. Böyle bir birliktelik Türkiye'yi güçlü kılar, Türkiye'yi dünyada lider olma özelliğini, vasfını korur diye düşünüyorum. Çünkü kendi halkını, azınlıklarını, bizim Müslüman Türk kardeşlerimizi katleden bu üçlüyle bizim aynı karede yer almamız bizim için zillettir. Türkiye de eninde sonunda doğruya doğru dönecektir. Sayın bunu da burada söylemek istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Nasıl birlikte oldunuz. Evet sevgili arkadaşlar, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Sayın Türk ile beraber olduk. Doğu Türkistan'ı konuştuk. Sessiz feryat, buradaki zulmü, buradaki katliamı, soykırımı, yaşananları, dünyada olanları, Türkiye'nin tutumunu, birçok konuya değindi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar, herkese iyi seyirler.